Evlatlık verildiler. Yıllar sonra iki kardeş kavuştular. Bu iki kardeş birbirlerini 15 gün önce buluyorlar. Tesadüf bir Facebook mesajıyla. Ve hikayeleri birbirlerini bulduktan sonra başlıyor. Tedavilerinin yapılabilmesi için şimdi öz annelerini bulmak zorundalar. Bizim biyolojik annemize ihtiyacımız var. Sağlıkla yaşama tutunabilmek ve hayatta kalabilmek için. Öz anneleri Bedriye Hanım'ın babası Ahmet Bey canlı yayında. Şimdi Esra Erol'da. One of the things people don't realize is that the real reason that we have 1,000 military bases around the world and small children and small children. Senin çocukların senden nasıl alındı? Bizim komşu vardı. Elife'nin yanında mı çalışıyormuş, ne yapıyormuş? Gitmiş, sen eve Elife'yi al gel. Nereye geldi Elife? Bizim eve. Seçili gelip senden nasıl aldılar? Nasıl ikna ettiler? Eve geldiler. İlk olarak Hatice'yi almaya geldi. Evine kadar geldi Elife Kumak. Doğru mu? Evet. Şimdi Esra Erol'da. Elife Kumak ve ekibi Adana'da ne kadar yoksul aile varsa 3-5 kuruş cebine para koyarak çocuklarını alıp satmışlar ablaya. Adana'dan Amerika'ya satıldılar. Yıllar sonra ailelerine kavuştular. Elife Kumak, I'm speaking with you. Taken them to America and changed their religion to Christianity. I'm going to be suing you for pretty much selling us as baby. Şu an Adana Emniyetindeyiz. Michelle ve Britney Adana'ya gitti. Avukat Elife Kumak hakkında suç duyurusunda bulundu. Şimdi Esra Erol'da. Adana'da yaşananlar bitmiyor. Türkiye, İncirlik üstündeki Amerikalı askerlere satılan çocukları konuşuyor. Gazete manşetleri Adana'da yaşanan skandalı yazıyor. Şimdi Esra Erol'da. Stres içindeymişsin. Uyku uyuyamıyorsun. Bu sebebi ne? Kerime'nin annesinin söylediği kelimeyi düşünüyorum. Bu sözler çok konuşulacak. Denilen kelime şu, biz Arif'in çocuğunu getirdik. Arif kim? Koca. Filiz Küperi'den herkesi etkileyecek açıklama. Bunlar senin kafanı karıştırmaz mı? Şu DNA testi yapılsa da meydana her şey çıksa. Ve Mersin'den canlı yayın. Sadece bu reşitten dolayı kafama takılanlar bunlar benim. Şimdi Esra Erol'da.
Seyircilerimi selamlıyorum, sevgiler. Sonra da Bursa, Bursa. Bir saniye. Grubunuzun elebaşı bu delikanlı mı? Delikanlı. Ses gibi. Bursalı mısın, kalifeli gelin, çaydan mı geçtin? Hoş geldiniz. Bursalı grubumuz, seyircilerimiz var. Nasılsınız? Hanımefendi, kaç kişisiniz? 60 kişisiniz. Peki bu 60 kadın ordusunun niye sözcüsü bir erkek kabul etmiyorum? Beraberiz. Beraberiz. Ablam. Abi sen onlarla niye takılıyorsun ya? Olmaz. Ne onlar beni ya? Çok seviyor. Ben olmaz, onları çok olmaz. Seviyorum. Peki buyurun. Ziya, yani programı izlemeye geldiniz. Aynı zamanda gün içerisinde aktiviteler de var galiba, değil mi? Özellikle size geldik. Özellikle evet, bana geldik. Yüzlerce kilometre uzaktan sizler için geldik. Kucak dolusu selam şimdi getirdik. Şimdi siz mi konuşuyorsunuz? Sabah kaçta yola çıktınız? 6'da. 6'da çıktınız. Bak soru soruyorsun, grup halinde cevap veriyorlar. Aç mısınız? Evet. 6'da yola çıktınız. İlk nereye gittiniz? Helal olsun. Peki bu grubu kim toparladı? Beraber toparladı. O beyefendi neyiniz oluyor? Benim kardeşim, ben kardeşin. Ha, abla kardeşiz. Ne güzel ya. Tabii. Vallahi. Biz Türkiye'yi geziyoruz Esra Hanım. Bütün Türkiye genelinde devamlı grup gezdiriyoruz. Peki bu arada kardeşin yanında da kocan nerede abla? Kocam evde. Çalışıyor. Evet. Eşim sevgili çalışıyor. Sevgiler. Türk kadını ile ilgili mini bir bilgi vermek istiyorum. Heh. Evlendiğimiz o ilk 20 yılda beyefendiler nerede? Biz onlarla beraber. Fakat sonra o 20 yıldan sonra bir şey oluyor. Sen evde otur. Ben Türkiye'ye gezip geliyorum. Aynen mi? Ya çok birkaç mikrofon dağıtabilir miyiz bir? Canım 40 senelik evliyiz yani. O şimdi çalışıyor yine maşallah. Maşallah. Ben geziyorum. Geziyorsun. Kaç yıldır mesela hani kendiniz gezmeye başladınız, kararlarınızı? Otur ablacığım, ne olur. Çocuklarım büyüdükten sonra Esra Hanım. Çocuklar büyüdükten sonra? Evet, devamlı geziyoruz biz, her hafta geziyoruz. Geçen hafta nereye gittiniz? Geçen hafta nereye gittik? Muazzez Ersoy'a gittik. Muazzez Ersoy'a gittik. Marmaris'e gittik. Muazzez Ersoy da Türkiye'nin en güzel tabii, illerinden tabii biridir. Hayır, konseri mi vardı Muazzez Ersoy'un? Kütahya, Yoncalık geziyoruz, banyoları. Hayır, Muazzez Ersoy konserine nereye gittiniz? TRT'ye giriyoruz. Aa. Bu gece oraya gideceğiz yine. Bu gece Muazzez'e mi gidiyorsunuz? Sevgili Muazzez Ersoy'a sesleniyorum. Seyircilerin hazır, ben onları burada hazırlıyorum. Selamlar. Sevgiler gönder. Çok severim onu. Aa, çok tatlı maşallah. Çok güzel değil mi? Çok severim. Peki önümüzdeki hafta programınız nedir? Muazzez Ersoy'a gideceğiz. Abla siz hep Muazzez Ersoy'a gidiyorsunuz ya, başka bir yere gidin ya. İsterseniz size gel. Perşembe haftaya Seda ablaya, ondan sonra Flaşa. Peki bir şey söyleyeyim, gezi programını kim belirliyor? Ben. Siz belirliyorsunuz. Ben 17 senedir. Ha.
şey söyleyeceğim bak. Kardeşi aynı zamanda danışmanı, gezi danışmanı. Her cümleden önce kardeşine onay alıyor. Ama ben 17 yıldır ben hep televizyonlara efendim? Getiriyorum Bursa grubu, hep getiriyorum ben. Tamam Bursa grubu evet. Ama ben sizin gezi programı, hani mesela bunun dışına çıkmanız mümkün mü diye merak ettim. Aa, çıkıyoruz canım. Her ben yere gidiyoruz söyle. Mümkün. Çık söyle söyle kardeş söyle konuş. Grubun tek nereye erkeği. Nereye istiyorlarsa söyle. Misafirlerim oraya götürüyoruz. Nereye isterlerse. Evet. Peki mesela hani yurt dışına gittiniz mi? Öyle evet. Bir şey yaptınız. Kıbrıs'a gittik. Karadeniz, gittiniz. Batum'a gittik. Her yere gittik. Vallahi bir şey söyleyeyim, helal olsun size ya. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Bak o kadar bir şey... Bak Hülya'm diyor ki biz de yaşıyoruz. Biz de takılalım ya. Bizi de götürün. Seve seve kabul ederiz. Hep aynı yerdeyiz. Ay siz de takılın 15 yıl gençleşirsiniz. 15 yıl. Hayatın yanında arabada gör eğlenceyi. Ay çocukluğuma geri dönüyorum. Esra Hanım. Sevgiler gönderiyorum. Bir şey diyebilir miyim? Söyle abicim otur sen grup sözcüsü. Söyle aşkım. Koca mezara, çerçeve durara, duvara, kadınlar turlara. Biz de turlara gidiyoruz. Yani. Bir saniye. Emrah'cığım, ablanın ne söylediğini duydun mu? Koca mezara. Dedi ki, koca mezara dedi. Koca söyle, mezara. Söyle. Koca mezara dedi, sen de den 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 den. Esra Hanım. Mezar taşlarından gittim. Evet. Yani. Peki. Tekrar. Valla pek içiniz açacağını sanmıyorum ama ayaklarınıza sağlık geldiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Güzel bir... Ay, ay çok güzel. Çok sağ olun. Çok... ya. Teyzenin dediğini duydunuz mu? En iyi koca ölmüş koca dedi. Tövbe tövbe. Hayır. Ölmüş koca değil. Yalnız ben malum Bursa'dan geliyoruz. Cam sakızı çoban armağanı kestane şekerimizle. Bir bölüm açacağım. Vallahi. Bak. Haftaya da kocaları gelir ben yarın. Haftaya da. Acaba abiler evde yani. Nereye? Tövbe tövbe yarabbim ya. Ya bak. İşte kadınlarla ilgili problem bu. İlk 20 yıl gıkını çıkartmıyor. 20 yıldan sonra bize bir şey oluyor. Cumhuriyetini ilan ediyor. Cumhuriyetini ilan ediyor. Tam gaz. Türkiye'yi geziyor. Tıkı 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 diye. Güzel bir yayın olsun. Çok teşekkür ediyorum bu yastıklar için de. Esra Hanım. Şöyle. Çok megalomanca oldu ya. Kendi suratına. Esra Hanım ben uzun zamandır çok sessiz kalıyorum. Artık ama daralmaya başladım. Ama acil girmem lazım. Ama çok yönetmen kısa. Diyor. Esra Hanım. Acil girmem Esra Hanım. Lazım. Esra Hanım. Dur dur vallahi. Sevgili seyirciler bize ulaşacağınız telefon numaraları, WhatsApp ihbar numaralarımız var. Hemen ilk konuklarımı çağırıyorum. Ha ne? Kestane şekeri mi? Öperim. Hadi öp öp. Teşekkür ediyorum kestane şekeri için. Hemen konuklarım geliyorlar sevgili seyirciler. Of of ay ay. Şimdi benim için zor bir an o yüzden. Dün biliyorsunuz ki böyle hepimize hem hayatı sorgulatan hem evlatlıkla ilgili verilen çocukların hikayelerini dinlerken onların biyolojik anne ve babalarını aramalarının nedenle önemli olduğunu hep bugüne kadar konuşmuştuk programda kelimelerimi ve cümlelerimi seçerek konuşuyorum. Ama Merve ile Esra'nın hikayesi bize evlatlık verilen çocuklarla ilgili bambaşka bir gerçeği gösterdi. Çocuklar evlat sahibi olamayan aileler tarafından evlat edinebilirler. Ama bunun yasal yollardan yapılmasının öneminin bir kere daha altının çizileceği bir noktadayız. Yasal olmayan yollardan almayın çünkü o çocukların bir gün biyolojik anne ve babalarına sağlık problemleri nedeniyle ihtiyaçları olabilirler. İşte o zaman geç kalmış da olabilirsiniz. Önce Esra Merve ve onları büyüten o kıymetli anneleriyle beraber geliyorlar. Gidecek yerim mi var? Diyecek sözüm mü var? Bunu eller anlamaz. Sana ihtiyacım var. Gidecek yerim mi
Bu iki kardeş birbirlerini 15 gün önce buluyorlar. Bizim biyolojik annemize ihtiyacımız var. Sağlıkla yaşama tutunabilmek ve hayatta kalabilmek için. Anne adı Bedriye Benderli, baba ismi İbrahim Benderli olarak yazıyor. Osler-Weber-Rendu sendromu, iç organlarda kılcal damar çatlaması, aynı zamanda böbrek rahatsızlığı ve behçet hastalığı. İç organlardaki damarlar patlıyor, sürekli kan takviyesi gerekiyor. Çok yaygın bir hastalık değil, hastalığın tedavisi geliştirilebilmiş değil ama uzmanlar eğer anne sağlıklıysa ondan hücre alınıp tedavi bir ihtimal böyle sağlanıyormuş. Nurcan, Merve ve Esra, birbirinizi nasıl buldunuz? 9 Aralık'ta gece anneme ilk olarak mesaj attım. Annemden annemin adını soyadını öğrendim. 10 Aralık'ta İbrahim Benderli diye birine mesaj attım. 2 hafta önce aynı bilgileri biri daha sordu dedi. Kim dedim? Merve Mısırlı diye birisi dedi. Bana mesaj atıyor. Abla, ben senin küçük kız kardeşin diye bir mesaj geldi bana. Bayağı bir telefonda konuştuk her şey ortaya çıkana kadar. Telefon hakkında ismini vermek istemeyen bir seyircimiz var. Anneyi tanıdığını iddia ediyor. Ve tanıdığım biri Benderli de benim. Gazinolarda çalışıyordu. Biz onunla ikimiz cezaevi arkadaşıyız. Nazilli de oturuyordu kendisi. Kendi annesi yoktu. Üvey annesi mi ne vardı herhalde. Evet. Ondan sonra kendisi zaten tiroz hastasıydı. Hiçbir şekilde içimde anne sevgisi yok ama bu hastalık yüzünden gelmesini istiyorum. Mecburum, şu anda ona mecburum. Doğurduğu çocuğun peşine düşüp bir kez de olsun üç tüp kan esirgememesi gerektiğini düşünüyorum. Çıksın bizim canımızı kurtarsın. Çünkü benim kaybedecek çok bir zamanım kalmadı. Feryadımız duyuyorsa geç kalmadan dönmesini istiyoruz. Ayşe ablanın 3 tane erkek evladı var. Bu dünyadaki en büyük dileklerinden ve isteklerinden biri de bir kız çocuğu sahibi olmak. Biyolojik anne Bedriye Benderli çocuğunu dünyaya getiriyor ve size veriyor. Yasal olmayan yollardan almak zorundasınız. Çünkü zaten 3 çocuğunuz olduğu için. Aynen öyle. Tereddüt ettiniz mi? Ya da ailenizden karşı çıkan oldu mu? Ya Ayşe, 3 tane evladım var. Bir çocuk daha alıp büyütmek. Sadece benim halam demişti. Yeterli kadar çocuğum var zaten, ne yapacaktın demişti. Ben de benim kız kardeşim, annem yoktur, ben yalnızım, bir kızım olsun istiyorum dedim. Anneniz siz küçük yaştayken vefat etti. Biz küçük yaştayken vefat etti. Kardeşlerimin hepsi erkek. Tek kızım. Öyle dedim yani. Sonra çocuk zaten aldım, büyütmeye başladım yani. Yani aslında o kararı bir anda vermiyorsunuz. Bulunduğunuz şartlar, yaşadığınız aile ortamı, o aile içerisinde bazı şeyleri paylaşabileceğiniz, dertleşebileceğiniz bir kız kardeşinizin olmayışı sizi 3 erkek çocuğundan sonra bir kızı büyütmek üzere içinizde bir sevgi yumağı oluşturuyor. Evet, aynen öyle. Ve şunu da söyleyeyim, eski kanunumuza göre yani 2002'den önce de alt soyu olanlar, yani kendi çocukları olanların da evlatlık edinmesi mümkün değildi. Mümkün değil. Aynen. Belki siz bir kız evlada yasal yollardan da sahip olamayacaktınız. Aynen. Zaten annesi bana demişti, yasal yoldan verirsem ben bile alamam ileriki bir zamanda demişti. Ben dedim benim çocuğum olduğu için olmaz o dedim. Şimdi ise yalnızca mevcut olan ailenin çocuklarının haklarının ihmal edilip edilmediğine bakılıyor. Onların da menfaatleri gözetilerek alınabiliyor ama eskiden bu mümkün değildi. Doğru. Siz 14 Şubat 2001 doğumlu Esra. Evet. Antep'te alıyorsunuz onu. Yani onu kucağına aldığınız ilk an ve sonrasında ya anne gelip bir gün benden alır korkusunu yaşadınız mı? Çok yaşadım. Söz verdi gitti ama çok yaşadım. Kaç yıl sürdü bu içinizdeki bu duygu? Ta ki ben ilgiyi kesene kadar, mesela ben hamileyim dediğinden sonra artı almaz diye düşündüm. Evlendim, hamileyim dedi bana. Dedim artı almaz, yeni bir çocuğu oluyor diye şey yaptım. Yani hala da ama içimde öyle bir korku vardı, Esra büyüyüp şey olup. Mesela ben sizi isterim çıksa bile diyene kadar öyleydi. Hep insanın içinde bir korku oluyor yani, her zaman için. Peki siz Esra'dan onu evlatlık olarak büyüttüğünüzü saklamamışsınız. Hayır. Birçok anne bu konuda hani çocuğuna karşı çok dürüst olamıyor ve yıllar sonra kaç yaşında olursa olsun bu gerçeği öğrenen kişi büyük bir travma yaşıyor. Evet. Buradaki izlenimlerimizden yola çıkarak. Siz daha küçük yaşlarda bunu ona anlattınız. Evet, anlattım.
enteresan yani, çok içgüdüsel. Gülay Hanım da aynı şekilde. Anaokuluna başlamadan önce sanırım, evet, değil mi? Dün 6 yaşında söyledim. Evet. Yani çocuk sosyalleşmeye başlamadan aslında bu neyi beraberinde getiriyor? İnsan kime güvenmek ister? Kim tarafından korunmak ister? Ailesi. Ve onun doğru söylediğine inanmak ister. Ve bu gerçeği yabancı, üçüncü bir kişiden değil de anneden duymuş olmak ve o çocukların o kişiler tarafından, annesi babası tarafından korunmak amacıyla seçilmiş olduğunu hissetmek, önemli kılmak, bunu hissettirmek çok önemli ve bu da, evet, ancak işte uzmanlar çocuk sosyalleşmeden önce 6 yaş, 5 yaş grubunun doğru olduğunu, evet, söylüyorlar. Şimdi iki farklı anne var, ikisinin de farklı hayatları var. Birinin 3 erkek çocuğu var, kız çocuk hasreti ve özlemi çekiyor. Diğer tarafta Gülay abla, senin çocuğun olmuyordu ve sen, evet, evlat edinmeye karar bizim verdin. Bizim olmuyordu, olmadığı için büyük bir çocuk özlemimiz vardı. Biz müracaat ettik. Siz Konya'da 1998 Konya, evet, yılında. Evet, biz 1988 yılında müracaat ettik. İki sene, yok daha öncesi biz 86'da müracaat ettik. 88'de büyük bir sevgiyle, mutlulukla karşıladık. Yani o anı, o şeyi hiç anlatamam. Yani o duygular bir bambaşka. İlk geldik, hiçbir çocuk eşyası şeyi yok. İlk çocuğumu ben emanet ettim, başkasına bıraktım. Gittim, alışveriş ettim, şey yaptım. Yani o duygu bir bambaşka, bilmiyorum. Anlatılmaz, tarif edilemez bir duyguydu siz yani. Siz Ayşe abla gibi bir korku yaşamadınız. Tabii bizim öyle bir korkumuz olmadı. Çünkü biz kurumdan aldığımız için sağlandı. Yani aileye herhangi bir bilgi verilmeyecek. Yani adresimiz belli olmayacak, şey olmayacak. Ancak 18 yaşına kadar kendisi arayabilirse, aramak isterse, öyle bir şey vardı. Ama biz 18 yaşında geldiğinde de kendisine birkaç defa teklif ettik, arayabilirsin, edebilirsin. Ama o istemiyordu. Ne zaman ki kardeşinden haber aldı. Ondan sonra. Ondan sonra şey yapmaya, aramaya karar verdi. Acaba doğru mu ki diye, ilk kardeşini de hani şey yapmadı, isim benzerliği olabilir diye düşündü. Sonra aramaya karar verdi. Merve, annenler sana çok küçük yaşlarda hayatınla ilgili gerçeği dürüst ve netçe anlatmışlar. Ve arayabilirsin de demişler biyolojik, evet, anneni. Ben bu zamana kadar aramak istemedim hiçbir zaman. Ailem çok söyledi, gel gidelim bulalım. Ben istemedim çünkü çok sevdiğim bir aile. Beni bu zamana kadar hep vicdanlı, ahlaklı ve dürüst bir birey olarak yetiştirdiler. Ayakları öpülesi iki insan, bir annem biri babam. Hiçbir zaman bulmak istemedim. Senin için anne tanımı bambaşka bir kavram, evet, yani. Sadece bir bebeği dünyaya getiriyor olmak değil, onu büyütmek yetmiyor. Evet. Eğitmek lazım, tabii sevmek ki, lazım tabii ve bağrına basmak lazım. Bir gün bir mesaj ve bir kardeşin var. Evet. Ondan sonra hayatın değişti. Hayatım çok değişti, bambaşka oldu. Çünkü hiç kardeşim yoktu, hep kardeş özlemiyle büyüdüm bu yaşa kadar. Sonradan bir kardeşim olduğu için çok mutluyum yani, iyi ki de gelmiş. Belki bu zamana kadar ayrıydık. Düştüğünde kalktığında yanında olamadım. Hastalığında yanında olamadım ama bu saatten sonra sonuna kadar arkasındayım. Düştüğünde de kalktığında da arkasında hep ben olacağım. Ve bugün bunu çok kendine biliyor. Şimdi ikinizin o duygusunu merak ediyorum. Hani 15-20 gün öncesine kadar birbirinizin varlığından bile habersizdiniz. Evet. Sadece biyolojik anne ya da baba ise eğer gerçekten ona dair isim bilgisi var. Sonra da mesajlardan yola çıkarak Bedriye Benderli ile ilgili araştırmalarınızı yaparken öğreniyorsunuz. Kardeşinin olması Esra. Yani benim ablamdan haberim vardı zaten uzun bir zamandan beri. Ayşe annenden dolayı. Annemden dolayı haberim olduğunu vardı. Biliyordum. Evet, bu zamana kadar araştırma, yani şey duymadım, ihtiyaç duymadım. Çünkü çok iyi bir ailede büyüdüm. Ahlakım yerinde, yani çok okuluma gidip geliyordum, çok iyi bir ailedeydim. Bu zamana kadar araştırma şey olmadı ama her zaman düşünürdüm. Her gece yatmadan önce dualarımdaydı. Acaba iyi bir ailede mi, güzel bir ailede mi diye. Tek düşüncem buydu yani, başka hiçbir düşüncem yoktu. Şimdi Gülay teyze de çok iyi bir insan. Onun yanında olduğu için içim çok rahat. Yani bundan sonra ellerimizi tutup bir daha bırakmamak, ya bırakmayacağız artık. Sadece bir kez de olsun hayatımızı kurtarması için buraya çağırıyoruz. Başka bir şey demek istemiyorum. Bir kadın, iki evlat dünyaya getiren bir kadın, bir anne kaç kişinin yaşamını değiştiriyor, şekillendiriyor. Hepsi yani benzer hikayeleri televizyonda,
belki bir filmde, bir kitapta okuyorsunuz ya da haberlerden öyle geçiyorsunuz ama buna tanıklık etmek ve tüm hikayeye dahil olmak olayla ilgili herkesin bambaşka bir açıdan da bakmasını sağlıyor. Nurcan, Merve ve sevgili Esra'nın burada olma sebepleri onları büyüten annelere sevgileri, saygıları sonsuz. Biyolojik annelerini aramak üzere stüdyomuzda yerlerini aldılar. Ama bizim biyolojik annemizin sevgisine değil, hastalığımız sebebiyle onun ya kök hücresine ya da işte kansa, kanına ihtiyacımız var, tedaviye ihtiyacımız var demişti. Hemen hastalıklarıyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Esra 2001 doğumlu, 4 yaşından beri Osler-Weber-Rendu sendromu, iç organlarda kılcal damar çatlaması, aynı zamanda böbrek rahatsızlığı ve Behçet hastalığıyla mücadele ediyor. İç organlardaki damarların patlaması, sürekli kan takviyesi gerekiyor. Yaygın bir rahatsızlık değil. Hastalığın tedavisinin hatta tedavisi de geliştirilebilmiş değil. Bunun için tıptan ve herkesten çare bekliyorlar. Belki de biyolojik annenin bulunması onlar için bir iyileşme umudu da taşıyor. Şimdi dün anne ile ilgili fotoğrafları Ayşe ablaya gösterdik. Çünkü Ayşe abla biyolojik annenizi sen daha 10 günlükken... Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. O Esra'yı verdiği zamanların fotoğrafıydı ama. Aynen. Heh. Yani birkaç şimdiki hali değil. Daha var yani elimizde. Bu olayda bir yanlışlık var galiba. Annemin akrabası veya çalıştığı biri olabilir o. Çünkü o fotoğraf değil 2015 mi? Dedi. 2015'teki hayır, hali hayır. Değil o. Hayır, o fotoğraftaki kendisi ama tamam, seni ama verdiği 2015'teki zaman. Hali değil. Evet, şimdiki hali değil hali demek değil. İstiyor. Dün gösterdiğim mi? Evet. O dün gösterdiğim çok eski. Evet. Sizin o ilk tanıdığınız yıllara ait bir fotoğraf karesi. Bir aha. Verelim. Bu gençlik fotoğrafı zaten. Evet. Yani cezaevinde yeni yattık çıktık o zamandan kalma fotoğraf dedi ya. Hayır onu, hayır o zamana ait bir fotoğraf karesi değil tamam, bu. Tamam. Bu gençlik yılları. Evet, yani büyük ihtimal doğru. Burada 19 yani hani 15 mi ne bileyim ben hani 18 19 ne bilemiyorum. O zaman küçüklük resmi o evet annesi yani. Siz tanıdığınızda kaç yaşındaydı? Bana 21'imdeyim mi 22'imdeyim mi demişti. 21-22 yaşlarındayım aynen. Demişti. Hı hı. Siz? Biz 19 yaşındaydık. 19 yaşındaydı. Şimdi 98'de Merve'yi dünyaya getiriyor. Konya'daki sosyal hizmetlere veriyor. 2001 yılında Esra'yı dünyaya getiriyor. Antep'te, Gaziantep'te Ayşe ablaya yasal olmayan yollardan veriyor. O iki yıl boyunca ara ara sadece telefonla mı görüştünüz ya da gelip gitti mi size Ayşe abla? Hayır, birkaç defa geldi gitti. Ondan sonra telefonla birkaç defa da öyle sordu. Nasıl olduğunu, evet. Çocuğun gelişimiyle ilgili sorular sormuştu size. Hı-hı. En son aradığında zaten hem hamile olduğunu söyledi hem Esra'nın yürüyüp yürümediğini sordu. Çünkü ayağı falan rahatsızdı, boynu rahatsızdı doğumdan dolayı. Yürüyor dedim, sağlıklı şu anda dedim ama... Hı-hı. 4-5 yaşlarında işte dediğim gibi burun kanamalarıyla bu hastalığa başladı. Çok aşırı burnu kanardı. Durduramazdık. Her seferinde doktora götürmek zorunda kalırdım. Günde 8 defa, 7 defa, 10 defa kanadı olurdu gece gündüz. Öyle yani, öyle bu yani hastalık meydana çıktı. Yani ilk farkındalığınız burun kanamalarıyla aynen. Başladı. Buraya gelen konuklarımızın her bir çocuğun ayrı bir yaşam hikayesi var ve bize farklı bir bakış açısı getiriyor ama Esra ve Nurcan'ın bize verdiği bu zamana kadar gelen konuklardan, çocuklardan, evlatlık alınan çocuklardan şöyle bir farklı var. Çünkü bizlere özel hayata saygı duyma hakkı kapsamında kişisel kimlik hakkının özel bir görünümü olan genetik kökenini de bilme hakkının bütün çocuklar için ne kadar önemli ve ne kadar geçerli bir hak olduğunun altını çiziyorlar. Çünkü onlar yaşam mücadelesi, yaşam savaşı verebilmek için genetik kökenlerini bilmek zorundadır. Yani biyolojik anneyi babayı bulmak birçok aile evet buraya geldiğinde bunu istiyor. Aile kökenini bilmek, kardeşlerini bilmek ama bunun altında çıkış noktalarında bunların yanında çok farklı bir istek ve talep de var. Kendi sağlık ve yaşam hakları kapsamında bize genetik kökenimiz hakkında bilgi verin diyorlar.
O yüzden de biz dün bütün çağrılarımızı yaptık. Aynen öyle. Bu saatten sonra da yine aynı şekilde yardımcı olabilecek tüm insanlara açığız. Bu iki genç kızın elinden tutmalarını istiyoruz. Esra'nın şu sözü beni çok etkiledi. Hiçbir şey beklemiyorum ama hani son bir görevse, bize karşı sorumlulukları varsa bunu yerine getirmesini istiyorum dedi anneyle ilgili fotoğraf. Bu arada sevgili Aslı Dalan geldi. Hoş geldin. Psikologumuz. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Sizler Aslı çok iyi tanıyorsunuz zaten bizim programlarımızda. Çok teşekkürler. Şimdi Aslı burada Esra ve Nurcan Merve ile bir görüşme gerçekleşecek. O yüzden sizi Aslı Hanım'ın yanına uğurluyorum. Bir araya geleceksiniz. Sizinle konuşmak istediği bazı şeyler var. Psikologumuz Aslı Dalan'a emanet ediyoruz kardeşleri. Böyle bir yakın gelirseniz. Esra ve Merve'yi psikologumuz Aslı Dalan'la beraber stüdyo dışına alıyoruz. Onlarla paylaşımlar olacak ve konuşması gereken konular var. Efendim Serhat. Bir soru sormak istiyorum da. Tabii. Yaklaşık 6 yıl boyunca Esra'la birlikte hastanede refakatçi olarak kaldınız. Evet. Bu diğer çocuklarınızı psikolojik olarak nasıl etkiledi? Yani sonuçta onlardan ayrıydınız ve onlara karşı bir sorumluluklarınız uzaktı. Bir de Ankara'da kaldınız sanırım. Evet. Nasıl bir etkileşim oldu? Ama çocuklarım da abisi olarak Esra'yı çok seviyorlar. Kurtulsun istiyorlar. Tabii destekliyorlar. Çünkü biz burada Ankara'ya yanımıza da geliyorlar sürekli. Görüşüyoruz, ediyoruz. Arada ben işte boş zamanımız olduğunda biz gidiyoruz, görüşüyoruz. Onlar da destek veriyorlar. Bu sağlık kardeşlerinin kurtulmasını istiyorlar. Diğer kardeşler bizimle ilgilen demek biz yerine daha tam önce tersi. Bir burada bir kardeşimizi görmüştük. Bakıcı ailesi istemedi. Kaderden bahsettim. Aynen. Evet, onlara da bir örnek olsun bu. Of. Sevgili seyirciler, dün yayına bir iki telefon bağlamıştık. Bedriye Benderli ile ilgili. 15 yaşında Bedriye Benderli'nin evi terk ettiğini, yani 15 yaşında evden ayrılıyor. Sonrasında tekrar aile hayatına geri dönüyor ama bir türlü maalesef ki o düzeni kuramıyorlar. Anne ve babasının tek çocukları. Onlarla da yaşamı pek bir arada maalesef ki geçmemiş. İlk evliliğinde, aslında ilk evlilik, resmi evlilik mi onu da tam bilemiyoruz. Buradan Merve Mısırlı dünyaya geliyor. Sos hizmetler evet. Aracılığıyla Gülay ablaya veriliyor. 4 yıl sonra Esra'yı Antep'te dünyaya getiriyor. Bir tarafta da Bedriye Benderli'nin hayatında şöyle de bir durum var. Hem çalışma şartları, çalışma sektörü istismar edilmeye ve kullanılmaya çok müsait. Evet. Diğer tarafta bir can ve bir evlat taşıdığında bunun sorumluluğunu alamayacak kadar aciz bir yaşamdan da bahsediyoruz. Sonrasında bir süre hiç kimse ondan haber alamıyor. Uzun süre kayıplar dolu, ne iş yaptığı belli değil. 2013'te bir suçtan dolayı cezaevine giriyor ve oradaki bir hapis yapma süresi var. Anne ve babasıyla ilişkisinin hep kopuk olduğu, anne adının Rahime, baba adının da Ahmet olduğunu biliyoruz. Tek çocuk olduğunu biraz önce söylemiştim. Anneyle değil ama babayla ara ara yaşamını, ya, ara ara görüşmelerini sürdürüyormuş. Cezaevinden çıktıktan sonra da Aydın Kuyucak Gencerli Köyü'nde Osman Ay Aydın'la bir evlilik yapıyor. Osman'ın iddiasına göre Bedriye'nin bir çocuğu daha olduğunu söylüyor ama bu Osman Ay Aydın'dan olan bir çocuğu değil. Sizin o bahsettiğiniz belki de o üçüncü çocuk. Öz çocuk baba ile beraber Fethiye'de hayatını sürdürüyor. 22 Haziran 2015 yılında Siros hastalığından vefat ediyor. Mezarı Aydın Kuyucak Gencerli Köyü'nde. Ölmüş mü? 81 doğumlu bir kadından bahsediyoruz. Yaşama tutunamayan, ziyan olan bir kadın. Ve sirozdan. Ama bize sizi
Esra ile Merve görüştükten sonra, kardeşler birbirini bulduktan sonra birisi Esra'yı aradı. Ben öldüğüne inanmıyorum. Ama bak, annenizim sizi ayırdığıma pişmanım diye konuştu. En son evliliğini Osman Ayaydın'la yapıyor. Yani öldüğünden emin misiniz? Vallahi şu anda, yani şu anda öldüğünden eminim. Ölmemiş olmasını dilerdim. Annesinin eklem romatizması sebebiyle vefat ettiğini ve kendisinde sirozdan öldüğünü babası Ahmet Bender'le de telefon attığında. Ha. O zaman o arayan kişi başka biridir buna annenim diyen. Biz ölmemiş olmasını dilerdik. Evet, çok isterdik. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. O çocuklar şimdi ne olacak? Şimdi bir de bu olayın bundan sonrası var. Bir teyzesi var zaten hayatında. Onunla da iletişim kurulacak, görüşme sağlanacak. Bundan sonrası için de ben Esra'yı ve Merve'yi gerekli kontrollerin yapılması için doktora götürüp gerekli araştırmaların yapılmasını istiyorum. Bir umut var mı? Bizim önceliğimiz sadece onlar. Yani işte kök hücre tedavisiyle mümkün mü? Ya da daha fazla yapılabilir mi? Tıpta bu konuda çare var mı? Sizin Esra ile ilgili hassasiyetinizi çok iyi biliyorum. Bunu da şu anda dile getirmek maalesef. Ayşe Hanım kızıma bir şey olursa ben yaşayamam. Şimdi Ayşe abla, bundan sonrası için hep beraber bir şeyler yapacağız. Bizim anneyi bulmamız ona bir kere sarılması için değildi. Annenin zaten rahatsızlıkları var ve her iki kızı da bunun taşıyıcısı. Ayşe Hanım, Ayşe Hanım. Ayşe ablayı da alabilir miyim? Ayşe Hanım, Ayşe Hanım. Ayşe Hanım lütfen. Ayşe abla. Kızım. Ayşe abla. Kızım. Tamam, alabilir miyiz? Ayşe ablayı alabilir miyiz? Sağlık görevlerini çağırır mısınız lütfen? Sağlık görevlerini getirebilir misiniz? Ayşe ablayı alalım. Gel ekip arkadaşlarım. Ayşe abla. Ayşe abla biliyorum bundan sonrası için hep beraber olacağız. Ayşe abla. Ayşe Hanım. Ayşe bakın Ayşe siz abla. Güçlü durmanız gerekiyor ki kızlarınız evet, da aynı şekilde güçlü durabilsin. Ayşe abla lütfen. Bir şeye girebilir miyiz hemen? Girebilir miyiz? Aksi takdirde bakın lütfen. Onlar da sizi bu şekilde tamam, gördükleri zaman onları yıkılacak. Bak bir şey söyleyeceğim. Ayşe abla. Ayşe abla. Olmaz. Al hem. Dur. Al. Ayşe Hanım. Tamam. Gel Coşkun gel. Ayşe Hanım. Bakın benim kızlarınız da bu durumu öğrenecekler. Dik durmanız lazım var, şimdi. Evet. One of the things people don't realize is that the real reason that we have 1,000 military bases around the world and small children and small children. Senin çocukların senden nasıl alındı? Bizim komşu vardı. Elife'nin yanında mı çalışıyormuş, ne yapıyormuş? Gitmiş sen Elife'yi al gel. Nereye geldi Elife? Bizim eve, bizim eve. Bizim eve. Seçili gelip senden nasıl aldılar? Nasıl ikna eve ettiler? Geldiler, eve geldiler. İlk olarak Hatice'yi almaya geldi. Evine kadar geldi Elife Kumak. Doğru mu? Evet. Şimdi Esra Erol'da. Doktorun falan çıkmayacak diye etrafımda o kadar çok ulaşmıştı ki çıkmayacak diye. Zaten bugün işlerinde bir şeylik vardı yani. Ahmet Bey merhaba.
Ahmet Benderli, Bedriye Benderli'nin babası. Alo. Alo. Efendim. Hoş geldiniz canlı yayına. Teşekkür ederim. Hayırlı, hayırlı yayınlar. Selamlar. Aleyküm selam sizlere. Selamlar. Orada Ankara'da bütün selam ederiz. Ahmet Bey, kızınızla ilgili neleri ne kadar biliyordunuz? Kızınızla en son ne zaman görüştünüz? Baya bundan 3-4 sene evvel işte yapıyı kaybıdı bu. Evet. Numarasını da ben ulaşamıyordum. Bir gün bir bayana arattırmış beni. Evet. Bir ay oldum. Bir dakika dedi. Ondan sonra Bedriye çıktı. Dedi ki bana benim dedi. Ondan sonra birkaç kere beni aradı. Konuşuyorduk. Sonra işte MAPS'a düşmüş. Oradan gün arattırdı beni. Ben buna şey çalıştırıyordum. Affedersiniz. VC çalıştırıyordum. Evet. Birkaç kere MAPS'haneye ben para gönderdim. MAPS'haneye kadar gittim. İşte oradan çıktı. Yapıyı bir boş kaldı. Ondan sonra köyde biriyle evlendi. Evlenmiş. Osman Ayaylı'la. Evleniyorum dedi. Ben de dağlar gidiyor. Dağdaydım. Şeyine, düğünlere gidemedim. Bu oğlanla evlendi. İşte iki gün önce konuştuk. Ondan sonra bir daha da gece ulaşamadım. Gece saat 12'de muhtar diye bir adamla bana şey gönderiyorlar. Kızım öldü diye. Hepsi bu kadar oldu. Üç tane, siz kaç torununuz olduğunu biliyordunuz kızınızdan? Ben bir tane, şimdi burada bir tane dünyaya getirdi. Konya'da biz bunu bulduk. Bir çocuğu mu var biliyordunuz? O da Konya'da mı yaşıyor? Konya, işte Konya'nın Akşehir ilçesine mi verdi? Onu verdi, geldi. Ondan sonra ben buna, bana dedi bir, o zaman 40-50 lira para ver dedi. Tuttum ben buna 40-50 lira para verdim. Akşam bir daha eve gelmedi. Araya verdim, daraya verdim. Kayboldu gitti. Siz bir ondan tane sonra, çocuk, o torununuzu görüyor muydunuz? Görüşüyor muydunuz o torunla? Ufacıydı. Akşehir'e girdi geldi. Burada bir yerde dünyaya getirdi. Konya'da biz bunu araya bulduk. Onu verdi geldi. Ondan sonra işte bir para aldı. Bir gitti, bir kayboldu gitti. Kendi kayboldu gitti. Daha 5-10 sene sonra işte beni bir daha aradı. Mahsaneye gittim. İki torununuz, kızınızın iki evladı daha var. Biri Esra, biri Merve. Bunlardan haberiniz var mıydı? Yok işte. Şeyden haberimde televizyondan hiç gösterdiniz. Bayağı filozof oldum. İçerim kalktım. Kızınızla ilgili çok fazla bilgiye sahip değildiniz çünkü görüşemiyordunuz. Doğru mu? Doğru. Çocukken rahatsızlıkları var mıydı? Sık sık doktora götürür yok müydünüz? İçi beni sadece bir kere orada gittim ben sonra. Beni bir gün gece yattım. Ertesi gün beni kestirdi. Orada bir adamla beraber oluyordu. O adam beni aldı, araca bindirdi, şey etti. Sadece bir daha şeyin kesti, alakasını kestiydi. Tek çocuk. Efendim? Kaç kardeşlerdi diye soruyorlar Bedriye için. Kaç bir tane çocuğunuz Bedriye vardı? Vardı. Başka yoktu. Ben bir tane olunca ben bunu biraz affedersin şımarık büyüttüm. Bir dediğini iki yapmadım. Yani bir zengin çocuğu giyemiyordu ben buna giydirdiğimi. Ama ne bileyim işte öyle oldu, öyle peki, yaptı. Peki Ahmet amca, yarın sizi buraya bekliyoruz. Ekip arkadaşlarım bağlantıya geçecekler, sizi buraya getirtecekler. İki torununuz var, kızınızın yadigarı.
Onları görün, onlar sizin kızınızın size kalan mirası. Tamam. Tamam mı Ahmet amca? Bedriye'nin tamam. Teyzesi telefon hattında. Alo. İsmi? Alo. Hoş geldiniz canlı yayına. Teşekkür ederim. Duyunca şok oldum. Bedriye ile niye kopuktunuz? Valla Bedriye ile niye kopuktuk? Ben bir köyde evliydim. Eşimi Ceylan çarptı, takat kaldı. Ben hiç annem memlekete dahi gidemedim. Memlekete dahi gidemedim. Eşim vefat edince Konya'ya taşındı. Bir gün otururken zil çaldı. Kız kardeşim Bedriye kucaklarında bir çocuğuna bana geldiler. Çocuğu görünce şok oldum. Bedriye evlendi de bana niye haber etmedin atla dedim. Atlan dedi ki oğlum insanoğlunun başına hepsi gelir dedi. Biz buna Akşehir'e evlatlık vereceğiz dedi. Sizin aldığınız. Sizin aldığınız. Evet. Sonra bir gün ben yine Konya'da size çarşıda otururken Bedriye geldi bu üçüncü çocuğunu getirdi. Yanında üçüncü çocuğu. Üçüncü yani çocuğunu. İkinci değil. Merve'nin dışında bu üçüncü çocuk muydu Konya'daki? Üçüncü çocuğu getirdi ha bana. Ben ortadakini bilmiyorum ikinciye. Üçüncüyü getirdi bana. Diğer iki çocuktan haberiniz var mıydı? Birinden haberim var. Buna Akşehir'e vereceğiz dediler. Ondan haberim var. Anladım. Ondan anneannenin de mi haberi vardı? Konya'da annemin kulağı duymaz, dili söylemezdi. Bir şeyden haberi yoktu annemin. Annemin hiçbir şeyden annem. Haberi yok. Annem konuşamazdı. Bir gün bana yine geldiler. Çok bir zengin biriyle evlenmiş. Çocuğunun bakıcısı vardı o üçüncü çocuğunun. Evet. O evlatlık verilen. O üçüncü çocuğu gayrı verdi mi vermedi mi bilmiyorum onu. Çocuğa kendi mi baktı Bedriye? Kendi bakıyordu. Yanına kendi bakıyordu. Bakıcısı falan vardı. Bakıcısı da vardı. Bakıcısı da vardı. Evet. Ben de bir gece kaldılar. Mersin'e gittiler. Mersin'de oturuyoruz dediler. Evet. Sonra bir gün ben Ilgın'a gittim. Evet. Bir arkadaşa gittim. Dedim ki o arkadaşa atlarım oturduğu evi gideyim de bir görmek istiyorum dedim. Onlar da sağ olsunlar götürdüler. Vardım eniştem yoğunmuş. Eniştemin karşısında da kız kardeşi oturuyor. Evet. Ona vardım. Neyse orada bir hasret giderdik. Şey dedi enişten yok dedi. Bedriye'nin yanında dedi. Telefonunu ver dedim bir konuşayım dedim. Kız kardeşimle. Konuştuk. Ben dedi şeydeyim dedi. Bazıl dedi, Mersin'deyim dedi. Bedriye dedi bir ormancıyla evlendi dedi. Çok mutlu dedi. Ben de buradaki evi satacağım, ben de Bedriye'nin yanına yerleşeceğim dedi. Evet. Hatta dedim ki enişte bir de Bedriye'nin sesini duyayım dedim. Firdevs dedi, onlar dedi şey yaptılar dedi. Eşinin toplantısı var dedi, toplantıya gittiler dedi. Evet. Bir daha da aramadı. Sonra bütün bağlantı koptu. Bütün bağlantı koptu. Yani cezaevine benim telefonum girip bozulunca ben arayamadım. Bir daha. O da beni aramadı. Peki o son çocuk nerede? Onu bilmiyorum işte. O çocuğu aldılar 3-4 aylık falan. Gittiler Mersin'e. Yani Bedriye o çocuğu alıp Mersin'e gitti. O zamanlarda evet. Bahsettiği kaç? 2005'ten falan mı bahsediyorsun? 10 sene falan oluyor. Anladım. Yani o yıllarda sana iyi bir hayatı var gibiydi. Çok güzel hayatı sonra vardı. Bir anda bütün bağlantı koptu. İşte onun annesi hastaydı kardeşim. Kardeşime ben baktım, eklem romantizmasıydı. Hep benim ismimi Bedriye diye çağırır ablam. Annesiyle hiç görüşmüyor muydu? Görüşmüyordu. Niye? Bilmiyorum, anne hasta olunca hiç gelmedi annemin yanına. Anne ben de öldü Konya'da. Cezaevine girip çıktığını biliyor muydunuz? Bilmiyorum. Başına bilmiyorum. Gelenlerden, sonra bir hiç evlilik bilmiyorum. Yaptığını, Osman'a ayaydındı. Hiç bilmiyorum. Anlattıklarınızdan şunu da anlıyoruz. Üç çocuğun babası da ayrı kişiler değil mi? Ayrı kişiler, evet ayrı kişiler. Yani ilk çocuğu Nurcan Merve, evet. Baba farklı. Sonra 2001'de Esra dünyaya geliyor, baba farklı. Üçüncü çocuk 2003 ya da 2004 yılında dünyaya geliyor, baba farklı. Resmi nikah var mıydı bu üç eşi? Yok. Hiçbirinde nikahı yoktu öyle mi? Birine ilk evliliğinde birine kaçtıydı. Onda düğün yapmışlar. Onda var mıydı, yok muydu? Resmi benim eşim sakat olunca ben bir tarafa çıkamazdım. Anladım. Sizin Bedriye'nin vefat ettiğinden de mi haberiniz yoktu? Yok, haberim yok. Şimdi televizyondan duydum.
Bedriye 81 doğumlu, 36 yaşında, 36 yıllık yaşamında onunla kaç kere bir araya geldiniz? Önceleri çok gezdik, çok. Yani o 15 yaşına kadar olan süreç. Sonra evlendiğinde de gezdi. Evliliğinde de gördüm, bayağı gördüm. Şurada bayağı 10 senedir görmüyorum ben Bedriye'yi. Merak ediyor muydunuz yani bu kız ne yapıyor, ne ediyor? Vallahi işte iletişim yoktu. İşte telefon numarası da kaybolunca bir daha da arayamadım. Anladım. Sonra işte dedim ya eniştemin yanına gittim, enişteme sorayım dedim. O da çok rahat dedi. Ondan sonra benim telefon numarası kayboldu. Bir daha da arayamadım. Ablam da olmayınca içinde. Ablamın da mekatına gelmeyince o da benim çok zoruma gitti. Çalıştığı annesine yerler konusunda bilginiz var mıydı? Nerede çalıştığı konusunda diye soruyor Hülya Hanım. Nerede? Eşlerini nerede tanışarak, yani size anlatır mıydı birlikte olduğu kişileri nerede tanımış, iş ortamında mı, ne iş yapardı kendisi, bunları anlatır mıydı? O günlerini hiç bilmiyorum da işte bana geldiğinde şu ak şeyiymişmiş, şu ak koşturanlara ne diyorlar? Jokey'miş. Ha jokey, orada çalışıyor teyze dedi. Şimdi bu çocukların bir tane daha kardeşi var, onunla da ilgi yani. Var, bir tane daha var. Ben ilkine sonuncuyu biliyorum. İlkiyle sonuncuyu biliyorsunuz. Yani Nurcan, evet. Merve'yi biliyorsunuz Konya'da söz hizmetlerde verileni. Bir de son çocuğu. Aradaki Esra'yı bilmiyorsunuz. Onu bilmiyorum. İlk çocuğu aynı annenin kopyası. O kadar benziyor. Ortadaki de halanın kopyası, halasının. Şey, bu gençlik fotoğrafını diyorsunuz değil mi? Bununla Esra mı çok benziyor birbirine? Büyük kızı Esra değil mi? Merve değil mi? Küçük. Merve büyük, Esra Merve'ye küçük. Merve'ye benziyor. Buradaki yeğenimin de kopyası, o kadar benziyor yeğenime, Konya'daki yeğenime. Bedriye'nin zor bir çocukluğu geçti mi? Hastalıkları var mıydı? Hastalığı yoktu Bedriye'nin ve Bedriye'nin çocukluğu çok zor geçti. Nasıl çok zor geçti? Kardeşim hastaydı. Eklem romatizmasıydı. Enişte anne çalışmadı. O kadar eklem kötü evlerde hayat geçirdiler ki bunlar anlatılmaz. Anne. Irkının en kötü evlerinin bodrum katlarında. Böyle camı yok. O kadar çok kötü. O Bedriye ne bir televizyon gördü, ne önü sofra gördü. Çok zor geçti Bedriye'nin hayatı. O yüzden de bu hayattan çıkabilmek için de üç farklı kişiyle resmi nikah olmadan birliktelik yaşamış ve hep çocuklarını da vermek zorunda kalmış. Onu merak ediyorum. Yani siz teyze tabii sahip çıkamamışsınız. Başka halalar, amcalar var mıydı ailede? Dayılar var. Dayılar çok küçüğüydü. Benim eşimi Ceren çarptı. Ben çok küçükken evlendim. 12 sene eşim Selç çarptı. 12 sene. İnan ya, dünyayı görmedim. Hani annemi babamı dahi göremedim. Eşimle şey yapacağım diye, ilgileneceğim diye. Bedire'nin nereye gittiğini de bilemedim. Köy yerindeydik, bilmiyorduk. Ulak nerede olduğunu. Şimdi tekrar yanlış söylemeyeyim ismi, notlarıma bakayım. En son... cezaevinden çıktıktan sonra Aydın Kuyucak Gencerli Köyü'nde Osmanay Aydın'la evlilik yapıyor. 22 Haziran 2015 yılında da siroz hastalığından vefat ediyor. Bu bilgiler var. Zaten hani küçük, çok küçük bir aile. O ailenin içerisinde de çaresizlikler çok fazla yaşanmış. Zaten bir kadın olarak da yani 3 hamilelik, 3 doğum... her seferinde hamile kaldığında o çocuğun babasına bir bel bağlama, hayatının kurtulacağını düşünmesi, çocuğu dünyaya getirdikten sonra yalnız bırakılması, çocukları vermek zorunda kalması. Tek şansı olduğu tarafa söyleyeyim, çocuklar sizin gibi annelerin elinde. Yani bir de şu ki Esra Hanım, bu benim haberim yazdım diye ekmedi, ilgilenmedi bizeye. Efendim? Bu benim haberim yazdım yerden hani bir... Boyun eğmedi. Zora geldiğinde kendini kolaya kaçtı. Neye kaçtı? Hani kolayı seçti dedim. Hani neyse evlendim çocuğum oturayım demedi dedim. Hani anladım. Üç tane eşinin çocuğunun
Babası da mı kötüydü? Onu demek istiyorum. İşte o çocukların babası yoktu. Yani normal şartlarda, o şartlarda yaşayan bir kadına onu kullanıp istismar eden biri, bir kadına sahip çıkan bir zihniyet yoktu. Evet. Yani herkes hayatını, gönlünü eğlendirmiş ama iş ciddiye bindiğinde o kadının yanında duran biri yoktu. Şimdi bir de çok rahatıdı. Mersin'de yine çok rahatıdı. Gayrı ne oldu bilmiyorum sonra. Şunu söyleyeceğim. Şimdi Merve ve Esra'nın asıl istekleri biyolojik anneyi bulup işte kök hücre tedavisi ya da tedavi yöntemleri. Çünkü bu hastalığın tedavisiyle ilgili hala hani geliştirilmiş şeyler yok. Ama biz yarın itibariyle bazı doktorlarla gerekli görüştürmeleri sağlayacağız, testler yapılacak. Hep beraber ne yapabiliyorsak. Ben sabah da biraz önce size anlatıyorum. Şu anda canlı yayında dile getirmiyorum. Sabah da önemli kurumlarla görüşmelerimi yaptırdım. Bundan sonra elimizden geleni hep beraber yapacağız. İnşallah. Tamam. İnşallah. Sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi iki annenin bu kadar farklı tepkiler göstermesinin altında şu sebep yatıyor. Ayşe abla 4 yaşından beri kızın hastalığıyla mücadele ediyor. Gülay abla çok daha geç yaşlarda hastalıkla ilgili bir farkındalık yaşıyor. Merve'ninki birazcık daha iyi durumda ama Esra'ninki çok zor durumda. Esra'ninki zor durumda. Onun için hep beraber bazı şeyler yapacağız. Bu arada biraz sonra psikologumuz Aslı Dalan'la Esra ve Merve de stüdyomuzda olacaklar. Filiz Küpeli canlı yayında olacak. Ekip arkadaşlarımdan Cüneyt Adana'da 4.5G ile bağlantıda. Gel abla istersen sen şöyle. Filiz abla selamlar. Hoş geldin canlı yayına. Biraz sonra 4.5G bağlantıda seninle beraber olacağız. Konuşacağız. Sana sormak istediklerim var. Dün Hülya Kur'an'ın avukatımızın sana soracağı sorular vardı. Canlı yayına ve süreden dolayı soramamıştık. Nüfus kaydıyla alakalı. Bunların hepsini konuşacağız. Cüneyt söylemek istediğin bir şey var mı? Yok Esra'nın reklamlardan sonra Filiz Hanım'ın çok özel açıklamaları olacak. Peki. Michelle ve Britney bugün Adana'ya gittiler ve suç duyurusunda bulundular. O görüntüler biraz sonra ekranda olacak. Reşit ve Kerim abla stüdyoda. Reklamlardan sonra geliyoruz, ayrılmayın. One of the things people don't realize is that the real reason that we have 1,000 military bases around the world and small children, Senin çocukların senden nasıl alındı? Bizim komşu vardı. Elife'nin yanında mı çalışıyormuş, ne yapıyormuş? Gitmiş sen Elife'yi al gel. Nereye geldi Elife? Bizim eve. Seçili gelip senden nasıl aldılar? Nasıl ikna ettiler? Eve geldiler. İlk olarak Hatice'yi almaya geldi. Evine kadar geldi Elife Kumak. Doğru mu? Evet. Şimdi Esra Erol'dan. Stres içindeymişsin. Uyku uyuyamıyorsun. Bu sebebi ne? Kerime'nin annesinin söylediği kelimeyi düşünüyorum. Bu sözler çok konuşulacak. Denilen kelime şu, biz Arif'in çocuğunu getirdik. Arif kim? Koca. Filiz Küperi'den herkes etkileyecek açıklama. Bunlar senin kafanı karıştırmaz mı? Şu DNA testi yapılsa da meydana her şey çıksa. Ve Mersin'den canlı yayın. Sadece bu reşitten dolayı hani kafama takılanlar bunlar benim. Şimdi Esra Erol'da. Sonra gizli numaradan birisi aradı. Sizi ayırdığıma pişmanım dedi. Önce ismini ne olarak? Tuğba Yiğit olarak söyledi. Evet. Annenizin arkadaşıyım dedi. Ama Esra ile Merve birbirini bulduktan sonra. Evet. Yani birinin özellikle onlarla uğraştığını mı düşünüyorsunuz? Olabilir yani. Bundan da biz emin olmuyoruz yani. Esra'da bak ses kayıtları falan duruyor, yazdığı mesajlar duruyor.
Şimdi biraz önce siz canlı yayında değildiniz. O sırada kötüydünüz. Şimdi çok şükür çok daha iyisiniz. Evet, ben sizin şükür. Bu isyanınız ve acınızın ne olduğunu çok iyi biliyorum. Yani annenin vefat etmiş olması sadece onların hastalığıyla alakalı bir iyileşme umudu olmadığını evet. gösteriyor. Ama Bedriye Bey'in derli vefatından iki gün önce babayla konuşuyor. İki gün sonra da gece babayı köyün muhtarı arıyor. Evet. Kızım vefat etti diye. Biraz önce bunları da konuştuk. En son Osman Ayaydın diye biriyle bir evlilik yapıyor. Cezaevinden çıktıktan sonra ondan kısa süre sonra da vefat ediyor. Keşke. Peki beni aradığında Esra 2 yaşında falan da yürümeye başladı mı diye en son aradığında. Evlendim dedi. Çok iyi bir hayat yaşıyorum dedi. Yani Esra 2001-2003'ten Eda diye bir kızı. Hamileyim dedi. Evet. Heh, dur işte o gelen mesajlarda, konuşmalarda söylüyor onu. Söylüyor onu. Bir kızım daha var, yoldan geçen birine verdim. Yoldan geçen birine verdim. Öyle söylüyor. Onu bulur. İyi bir hayat yaşıyorum. Ama bir kızım daha vardı. Yoldan geçen birine verdim. Onu bulun. Evet. Ankara'da olduğunu da söylüyor. Önce Teyze'de Mersin'de yaşadığını söylüyordu. İşte biz ondan dolayı yani şimdi inanamıyoruz yani. Yani bak Esra'yı kaçıracağını, Merve'yi öldüreceğini bunları söylüyor aynı çocuklara. Aynı zamanda çocuklar ne var. Zaman oluyor bu? Bunlar buluştuktan sonra yarın bir ay oluyor. Bunlar buluşalı. Ondan sonra onlar buluştu onu öğrendiği zaman nereden öğrendiyse öğrendi. Orada bir problem var. Yani evet. Onun geçmişinde, yaşamında kimler vardı, neler vardı? Evet. Bilemiyoruz. Her iki çocuğu da size veren bir kadın var değil mi? Evet. Niye yıllar sonra o çocukları öldüreceğini söylüyorsun? Aynen. Yok, işte bir şey var. Bazen de yani o konuşan kişi çok dengesiz konuşuyor. Aynen. Yani biz onun ondan için sonra insan evladına kıyar mı falan diyor. Birbirinize sahip çıkın. Siz öz kardeşsiniz diyor. Sizin babanız da bir diyor. Bak önce bize verirken ayrı olduğunu söylüyor. Siz öz kardeşsiniz. O babanız bir diyor. Telefonla alakalı yani fazla yorum yapmayacağım Ayşe ablacığım. Şimdi ben çocukları çağırayım mı Merve ile Esra'yı? Tamam çağırayım. Psikolog Aslı Dalan'la beraber geliyor Merve ve Esra. Onlara söylendi değil mi? Psikologumuz onlarla paylaştı. Tamam. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Merhabalar. Kendinize dair tek bir umudunuz vardı değil mi? O da biyolojik anneyi bulup tedaviyi gerçekleştirmek. Esra'cığım bundan sonraki süreçte Allah nasip ederse hep beraber olacağız. Sizin doktorlarla görüşmeniz, hastalığın tedavisiyle ilgili ne yapabiliriz? Yani buna ihtiyacımız var. Bizim daha fazla umuda ve sizin bu mücadeleyi verebilecek gücünüze ihtiyacımız var. Onlar birçok duyguyu aslında bir arada yaşadılar. Çünkü uzun zamanda içlerinde biriktirdikleri bir öfke vardı. Yani biyolojik annelerini görememenin getirdiği onlar öfke tarafından bırakılmış olmak. Çok çok şanslılar sizlere sahip oldukları için ama öyle bir şey söylediler ki biraz önce konuştuğumuzda ben kendi annemi merak ettiğimi söyleyemezdim. Beni büyüten annem üzülür diye dedi Esra. Bu çok acı bir duygu gerçekten ve şu anda tabii hanımefendinin hayatta olmadıklarını öğrenince bütün bu duygu karmaşası hepsi bir anda patlak verdi. Bu sindirilmesi çok zor bir bilgi.
O yüzden biraz zamanı ihtiyaçları var. Zaten Esra ölmüşse de mezarına bir defa giderim demişti. Öyle dedi gerçekten. Ve bu helalleşmeye de ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Ben ekipte bu konuda mutlaka destek olacaktır. Bir kabir ziyareti yaz sürecinde çok önemli. En azından orada bir son kez vedalaşmaya gerçekten ihtiyaçları var. Merve'nin de Esra'nın da bu konuda. Yani öfkelenmeleri, inkar etmeleri ve sonraki süreçte bunu kabullenmeleri kesinlikle gerekiyor. Çünkü bu duyguyla başa çıkabilmek adına önce duyguyu benimsemek gerekiyor, kabul etmek gerekiyor. Esra biraz daha aslında ılımlıymış anladığım kadarıyla ama Merve çok duygularını bastırmış uzun yıllar boyunca. O daha öfkeliydim, asla annemi görmek istemiyordum dedi ama şu an sanırım onun da duyguları biraz daha değişti. Hayatta olmadığını öğrenince çünkü tamam, insanlar tamam, nefret tamam dahi etseniz biz, tamam, bizi o anne dünyaya getirdi diyorlar çünkü biz süt tamam helalliği almamız tamam gerekiyor aşkım diyorlar. Tamam kızım. Tamam. Tamam. Denmesi aslında da belirttiği gibi çok önemli. Yani biz aynaya bakarız, düşünürüz kime benziyoruz. Anneye mi, babaya mı? O yüzden dedenin elinde ne resimler varsa, çocukluğuna ilişkin hangi eşyaları varsa, evet biz bir genetik mirasın peşindeydik ama çocuklar bu duyguyla yüzleştiklerinde aslında bunlar da çok önemli olduğunu gördük. Esra'cığım asla duruşunu, sen uzun bir süre yaşam savaşı vermişsin ve annen de sana ne kadar büyük, hatta abilerin de konuştuk biz burada sen yokken. Senin çok güzel bir ailen var ama bir takım hastalıklarla da savaşabilmek için en önemli şey dik durabilmek, mücadele ruhunu kaybetmemen lazım. Esra Hanım seni yarın farklı bir kurumda tedavi sürecine başlatacak. Teknoloji ve tıp ilerliyor. Ben umudumu hiçbir zaman yitirmiyorum. İnşallah sevindirici haberlerini alacağız. Ben kardeşimi bulmak istiyorum. Annemden tek hatıra kalan o çünkü. Adının Eda olduğunu, 14 yaşında olduğunu söyledi biz. Annemin konulardan bahsettiğini kardeş duydum. Bir kız kardeşim. Ve benim annemin ses kayıtları var şu an bende. Ben telefonla konuşurken ses kayıtlarını aldım onun. Ve sadece tek konuşmasında dedi ki bana, sizi ayırdığım için özür dilerim. O değil işte. O değil işte. 2015'te ölüyor işte. O değil. Evet. Bizden dalga tutuyoruz mu? Bu kim bu? İşte ben de onu diyorum ya, o kişi çıksın ortaya diyorum. Yani ne yapmak istedi? Çocukların psikolojisiyle niye oynadı? Zaten sesini bile peçeteyle kapatarak aradı beni aradığında. Sizin bir kardeşiniz daha var dedi. Sahip bunu çıkın dedi. Adını Eda koyun siz dedi. Siz birbirinizi bulduktan sonra aynen bunu evet yapıyor. Sizi öldürteceğim dedi. Ve Facebook ortamında biri aracılığıyla bir araya geliyorsunuz. Hani bu anlamda of. Ama ben annemin zaten birisi bana geçen gün dedi ki bir mesaj geldi. Gerçekleri yakında öğreneceksiniz dedi. Çok yakında gerçekleri öğreneceksiniz dedi. Gerçek de buymuş demek ki. Büyük bir ihtimalle bunu yapan teyzem veya başka birisiydi. Hasta olduğumu duymuş, dik durmam gerektiğini ve tedavimi asla bırakmayacağımı söyledi. Annemin aynı hastalıktan vefat ettiğini söyledi. Genetik rahatsızlık taşıdığımı söyledi. Küçük nerede kardeşim, konuştun? En son konuşmalarımız Facebook'tan. Küçük kardeşim de ılgın da bir aileye verilmiş ve şu an Ankara'da yaşıyormuş. Onu o asla bırakmayın o çocuk, dedi. O çocuk babasındaymış, o da yalan. Mersin'deymiş ya. Şimdi bunu bir kez bağlayın lütfen. Önce yarın bazı görüşmeler yapacaksınız yani doktorlarla. Sonra da kardeşinle ilgili araştırma yapacağız, tamam mı? Bizimle ilgili bir şey bilen hiç teyze dayı yok mu? Teyze, annenin teyzesi var. Neden bizi konuşmadın? Deden var. Annen tek çocukmuş. Onu yarın getiriyoruz. Ailenin annenin babası. Anneannen vefat etmiş. O da yaklaşık 2-3 yıl önce vefat etmiş. Bir teyzen var yani büyük teyzen sizin. Teyzen bahsetmemiş mi hiç verirken peki? Sadece ilk çocukla son üçüncü çocuğu biliyor. Senden haberi yok. Onları da buraya getirteceğim. Hani
akrabalarınız, belki de bir nevi annene dokunmuş gibi de olabilirsiniz dedene dokunduğunuzda ve onu gördüğünüzde. Zaten bu söz hiçbir zaman aklımdan çıkmayacak. Eğer o kimse teyzem veya başka birisi, teyzem değilse bile akrabasından birisiydi o. Annen asla birbirinizi... Esra'cığım, bir annen tanem. Tek çocuk. Ya birisi, bunu birisi söyledi ama birisi, tanıyan birisi söyledi bunu. Bir tanem, onun iş yerinden birisi yapmış olabilir. İşte demek ki ona söyledi ki bu olaylar ölmeden önce bir miras olarak söyler şekilinde. Asla kardeşinin elinde bırakma dedi. Bundan sonra biz o ben olmayacağım ama dedi asla kardeşinin elinde bırakma dedi. Ve 6 gün önce kayboldu, her şey bitti. Nur, ablanız Nurcan'ımı sakın elinde bırakma dedi. O benim ilk göz ağrım dedi. Bir daha asla böyle bir şey yapma dedi. Ben sizi ayırmak istememiştim dedi. Zor durumdaydım, lütfen beni anlayın dedi ve engelledi beni. Bundan sonraki süreçte beraberiz zaten. Sadece dün çok güzel bir konuşma yaptın. Çok gençsiniz. Yaşıtlarınızla aynı şekilde, aynı şartlarda yaşamıza devam edebilmek için... Ama ben için, kendimi çok haksız hissediyorum. Ne olursa olsun son bir kez görüp helallik almayı çok istiyordum. Ne olursa olsun o beni yani büyütmese de doğurdu yani. Onun kanını, onun genini taşıyorum ne olursa olsun. Bir yudum da olsa onun anne sütü bana geçmiştir. Her ne olursa olsun helallik almadan gittiği için ben çok pişmanım. Bu zamana kadar arama isteği buyurdum ama sırf ailem üzülmesin diye hiçbir şey yapamamıştım. Sadece sustum ve içim attım. Yani tek şeyimiz bizi affeder inşallah. Mekanı cennet olsun. Başka diyecek bir söz bulamıyorum şimdi buradan. En büyük acı da insanın annesinin ölmesiymiş. Sanki kaynar suyu başımdan döktüler, altında ben kaldım. Allah'ım ne kimseyi yavrusuyla ne de annesiyle sınız. Amin. Ondan sonra bana tek düşecek şey ablamın elini sımsıkı tutup ve ondan kalan tek hatırayı canlandırmak olacak. Bunun için de eğer sandık veya gördük kimse de şu an izleyen biri varsa akrabasından söz veriyorum. Yani ekran karşısında bile söz veriyorum. Ve verilen bir kardeşin var, onunla da ilgili bilgiye ulaşmak, tamam mı? Kardeşim babasının mı verildi mi peki? Onunla ilgili şu anda hiçbir şey söyleyemem, net bilgileri elde etmeden. Tamam. Üç kardeşiz, başka yok değil mi? Bana üç kardeşsiniz dedi, üç kızsınız dedi. Onu senin ablanın adı Nurcan dedi, senin adın Esra dedi, küçük kardeşinin adı Eda dedi. Esracığım, hiçbir şey şu anda bilmiyorum. Netleştirmeden ve kesinleştirmeden hiçbir şey de söyleyemem. Tamam. Peki. Tamam mı? Nurcanlar. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Aslı'cığım sen de... benim sizden bir isteğim olacak. Tabii. Bizim bu kan grubu arasında bin gönülden biri olur musun diye bir grubumuz var. Onunla da ilgili konu. Sen hiç merak etme. Ben elimden geleni yapacağım, tamam mı? Grupla detaylı bilgiler yazıyorum. Grupla ilgili. Tamam. Hadi gel. Anlıyoruz aslında güçlü bir kız çocuğu yetiştirmenin ne kadar önemli olduğunu. Çünkü güçlü kızlar güçlü anneler demek, evlatlarına sahip çıkan ve bu da aile içerisinde o kız çocuğuna sahip çıkmakla oluyor. Lütfen kız çocuklarınıza, evet cinsiyet ayrımı yapmıyoruz, erkek çocuk da çok değerli ama kız çocuklarınıza korunması gerektiğini düşünerek hem eğitim hayatları bakımından hem de ileride kuracakları yuvalar bakımından lütfen doğru örnek olun ve elinizden gelen bütün imkanları seferber edin. Reşit ve Kerim abla geliyor alkışlarla. Şimdi Adana'ya gidiyoruz sevgili seyirciler. 4.5G'ye bağlantıda Filiz abla bizimle beraber ekip arkadaşlarımızdan Cüneyt yanında.
Hoş geldiniz canlı yayına Cüneyt. Bundan sonra sözü sana bırakıyorum. Filiz ablaya benim adıma sormak istediğin tüm soruları sorabilirsin. Ben aralarda girip sohbete dahil olacağım. Hoş bulduk Esra Hanım. Reşit'in ailesini bulmak adına ilk önce Adana'da onu aradık. Ardından bazı iddialara dayanarak Osmaniye'ye gittik, Altıgöz Köyü'ne. Şimdi de Mersin'deyiz. Çünkü DNA testinden sonra, daha doğrusu DNA, Filiz ablaya DNA yapmaya karar verdikten sonra Filiz ablanın da şüpheleri daha da arttığını söyledi. Şimdi senin bir röportajın var. O röportajı yayınlayacağım. İstersen o röportajdan sonra konuşalım beraber. Aslında bu VTR'lerde de var. Ama onun öncesinde ben daha başka bir soru sormak istiyorum ona. Sizin de sormak istediğiniz bir şey varsa ben de o soruları tekrar sorarım önce kendisine. Önce VTR'yi alalım Cüneyt. Ondan Filiz sonra abla. Konuşalım mı? Birkaç saniye bekleteceğim seni. VTR'yi alıyorum, ardından konuşalım. Stres içindeyimsin. Uyku uyuyamıyorsun. Bu sebebi ne? Kerime'nin annesinin söylediği kelimeyi düşünüyorum. Kızına konuşurken Leyla hakkında diyor ya orada, eğer Reşit'i senden alırsa koz olarak kullan. Bu kafama takılıyor. Alıp Leyla ne yapacak o çocuğu? Yani bildiği bir çocuk o zaman. Ya da yakını. Ay şüphelenin, evet, ister istemez kafamda sorular oluşuyor. Otelde bir konuşma olmuş. Kerim ablanın anlattıklarından bir kafana takılmış. O neydi? Dedim Kerim abla, ya hani kafam almıyor benim bazı şeyleri. Helal bir anlat. Dedi mahalleye girdiğimizde, arabayla girdiğimizde birisi sordu. Denilen kelime şu: biz Arif'in çocuğunu getirdik. Arif kim? Koca. Bunlar senin kafanı karıştırmaz mı? Şu DNA testi yapılsa da, meydana her şey çıksa. Sadece bu Reşit'ten dolayı kafama takılanlar bunlar benim. İkiz diyorlar mıydı? Şöyle, karnım çok büyüktü. Diyelim ki Leyla Atay senin çocuğunu bir şekilde Kerime ile birlikte operasyon alanında. Ne hissediyorsun? Ben düşünemiyorum orayı. Ötesini düşünemiyorum. Yani benim karşıma hiç kimse durmasın yani. Nasıl yaptın derim. Nasıl kıydın? Ben sana herhangi bir gün bu yokluğumun içinde ben birinden bir tane ekmek istemedim ki çocuğumu vereyim ben. Niye vereyim çocuğumu? Peki ulaşmaya çalışıyor mu sülalenizden kişiler Leyla? Kimseyle görüşmüyor. Kaynıma da sorun. Abi bir bilgin var mı? Yok. Televizyondan. Eltim yok. Böyle bir çocuk alındı. Nasıl acaba? Ne yapıyor acaba? Leyla'ya sorduğumda şu kelime şu: İyi bakıyor, ne yapacak? Kerim'i kaybetme korkusundan yalan söylediğini. Reşit'in kaybetme korkusu, ama bir şeye de koyamıyorum da. Hani kötü bir kadın diyemem de. Şimdi şu Arif'in çocuğunu getirdik cümlesini bir açabilir misiniz? Filiz abla. Filiz abla, Arif'in çocuğunu getirdik demiş Kerim abla. Nasıl olmuş mu? Ben Kerim Hanım'la konuşurken odada kaldığımızda sordum. O anlattı, ben dinledim. Hatta o zaman da şaşırdım, dedi hani mahalleye girmiş. Kim gelmiş, kim sormuş bilmiyorum ama orada biri soruyor hayırdır diye. Orada da deniyor ki Arif'in çocuğu bu. Reşit'ten mi bahsediyorlar Arif'in çocuğu diye? İşte çocuklar kucaklarında çocuk var ya. Evet. Çocuğu görünce soruyor bu ne diyorlar. Herhalde o da oradan Arif'in çocuğu diyor. Kerime abla mı söylüyor? Hayır, Kerime abla mı söylüyor onu bilmiyorum. Kerime ablayla konuştuğumuzda bunu söyledi. Ben onu soracaktım. Kaç günden beri telefonuma bakmıyor. Peki, açmıyor. Peki Kerime abla, bebek eve, siz hastaneye gittiniz, çocuğu aldınız ya. Sonra çocuk eve geldiğinde kimin çocuğu diyorlar? Eve gelmeden, Esra'nın başta da söyledim, Betriye'ye bakabilirsiniz. Biz dedik ki zaten çıkınca bizim mahallenin şoförü Oktay Çelik. Hayırdır dedi bize. Leyla dedi ki Arif'in bebeğini dedi eve getirdik banyo için. İşte bu. Olay o söyledi öyle yani. Oktay, siz hastaneden Reşit'i aldınız. Eczaneye girdik, indik arabadan, adliyeye yaklaşırken nöbetçi eczane vardı. Mama aldık, biberon, iki emzik aldı Leyla. Bana verdi poşeti ve o anda Oktay abiyle karşı karşıya geldik. Oktay Çelik dediğimiz kişi. Hayırdır falan dedi. Vallahi abim bebeğini getirdik, banyo yaptıracağız diye.
O söyledi, ben değil. Peki, yani Leyla Atay Filiz'in görümcesi. Evet. Senin yani kucağınızdaki çocukla ilgili açıklama yapmamak üzere bu Oktay Çelik kim? Şoför işte yani. Şoför. Değil mi? Çorba içmişti, çıkınca bizden karşılaştı, tesadüf. Ona böyle bir yalan mı söylüyor? Leyla söyledi, evet. Hayırdır bu bebek nezdir, Harim'in bebeğidir, evet banyoya getirdik dedi. Yani demedik Kerim ablaya evlatlık aldık demedi. Ben baştan beri VTR'de izleyin. Oktay Çelik sizi bilir mi oturduğunuz yerde? İşte ben ulaşamadım, sonradan ulaştım ya. Ben hatırlamıyorum ablam dedi. Hayır hayır Kerime abla. Sizi bilir mi? O dönemde yakın mıydınız birbirinize? Hani görüşür müydünüz mahallede Oktay Çelik'le diyor. Yani daha sonra şimdi söylemeseniz daha sonra bir şekilde öğrenemez miydi Oktay Çelik sizin evlatlık aldığınızı? Oktay Çelik diyor mu ya yol ağzı yıkılınca onlar taşındı. Hayır şunu sormak istiyorum. Siz Leyla Atay'ı daha yakından tanıyorsunuz ya bu sözü söylemesinin altında ne yatıyor olabilir? Çünkü yani sonuçta sizin bir evlatlık çocuk aldığınız duyulacak. Çünkü Oktay abi yalnız durağa geliyordu yani. O evleri yıkılmıştı, yola gittiydi. Bizden taraf kaldıydı. Onların yola gittiği için orada oturmuyor. Yalnız şoförle durağa geliyordu. Hayır yani Oktay'a böyle bir yalan ya o anlık kurtarmak yok için söyleyebilir ama sonra senin çocuğun olmuyorken bir anda çocuğun olması bunu nasıl izah edeceksin? Yani kendi öyle söyledi çünkü baştan. Ben onu da VTR'ye bakabilirsiniz. Ben baştan da söyledim. Bu cümleden sonra senin şüphelerin ve kuşkuların mı arttı Filiz abla? Ya Esra'm ister istemez tabii ki bir de televizyonda hani konuşurken bir bayan orada dedi ya hani Filiz Hanım olabilir ya da şöyle böyle ister istemez parçaları birleştir. Ondan sonra düşünmeye başladım sadece Kerime ablanın annesinin konuştuğu kelime. Neydi o cümle? Dedi ya orada dedi ya hani onu koz olarak kullan. Çocuğu ben eğer o zaman daha çok rahatsız oldum çünkü koz verilen bir çocuk ki Esra Hanım alınır mı geri? Niye bu kelime kullanılsın? İster istemez kalbime bir şeyler kurt düşüyor yani niye öyle bir şey söylesin? Yani Leyla Atay senden bir gün çocuğu geri isterse ver bu çocuğu annesine babasına vereceğim karşına derse. Karşına çıkıp bir laf söylerse sen de bunu söylersin diye bunu itham etti. Uludağ mevzusunu demiş ya. Evet. Evet işte Kerime abla ben de onu söylüyorum zaten. Ha, Kerime abla sana yanlıştın demiyorum. Bu biliyor kelime ben benim kafama takılıyor. Evet. Hani o zaman bildiği bir demek ki geri alabilecek demek ki biliyorlar bir şey ya da bir şey var biz bilmiyoruz. Vallahi ben de bilsem bak Filiz sana söylerim çünkü odada da aynı kaldık. Senin 4-5 kere gördüğüm var. Başka bildiğim yok. Yani annem buna dedi ki peki eğer Kerim abla niye bir haftadan beri benim telefonumu açmıyorsun gözüm? Telefonum daha yeni elime geçti. Güzelim yaptırmaya verdim ben abi. Anacığım ben sana bugün otelde demedim mi? Niye Filiz teyzenin telefonuna aramışsın bakmıyorsun? Aramışsın ama bakmadım. Şimdi kaç tane Filiz var güzelim. Fanlar var. Onların adı yazılı. Hadi ben senin ya olduğunu bilmedim ki. Ayol niye açmayayım ki? Filiz Hanım hatırlar mısınız? Ben özellikle bunları sormak için hani Filiz Hanım hatırlar mısınız efendim, telefonda siz bana sinirlenmiştiniz. Ben size şunu sormuştum. Şimdi bir bebek verilme olayı var. Siz orada da yatıyorsunuz. Bizim hastane ilişkilerimiz çok kuvvetlidir toplumsal olarak. Yani biz hemen arkadaş oluruz. Hele doğum gibi mutlulukların yaşandığı bir yerde insanlar daha çok kaynaşırlar. Yani çocuğunu veren yatakta yatan bir kadın var ve alan kişiler de sizin akrabalarınız bebek verildikten sonra bu kişinin size hiç soru yöneltmemesi ya çocuğum nereye gitti bunlar iyi insan mıdır nerede yaşarlar nereden geldiler çünkü normal şartlarda bir anne yeni doğum yapmış sütü ağzından akan bebeğini veren bir kişi annelik duygusuyla bunları size yöneltir. Ama sizin aktardığınız şey sinirlenerek hayır hiçbir şey sormadı. Hiç ben konuşmadınız mı diyor Hülya Hanım. Yani bakın bu da aslında şüphelenmenizi gerektiren diğer bir nokta olduğunu düşünüyorum. Yani aynı odanın içerisinde bir kadın sizi ailenize çocuk veriliyor ama size hiçbir soru yöneltilmiyor. Ve sizin hiçbir bilginiz yok. Bu mümkün mü? Ben gene diyorum bak o güne kadar benim kafamda bir şey yansımadı. 16 yaşındayım avukat hanım 16 evet yaşındayım bilsem zaten diyorum ya. Şimdi soruldukça belirli şeyler rayına oturuyor ya da kafama yatıyor. Benim de sana soracaklarımı ben de istiyorum sen beni ayıktır ben de senin yanında yürüyeyim. Evet.
Sen beni yani ben istemiyor asla değilim. Ben gene şunu bile yargılamak ama bir yol bulmamız lazım ve beyanınızda siz şimdi yine bizden farklı olarak Kerime Hanım'la bir geçmişiniz var. O aileyi ve kültürü biliyorsunuz. Dediğiniz söz de çok önemli. Rişit'i benim, kaybetme hayır, korkusu hayır, olduğu hayır, için benim... yalan söylediğini düşünüyorum diyorsunuz. Az ve, önce VTR'de. Bak buna... konuşmalardan, televizyondan seyret. Bak televizyondan evet. Seyrettiklerimle. Çoğu şeyi ben zaten televizyondan. Ben Kerime Hanım'la herhangi bir bağım, herhangi evine gitmişliğim yok. Hangi sokakta oturduğu bilmiyorum. Bilsem söylerdim zaten. Bilmiyorum ya, öyle bir bilgi yok bende yani. Yani Reşit'in o hastanede sen doğum yaptığında alındığı günün haricinde herhangi bir bağınız yok değil mi? Leyla Atay harici. Esra Hanım Esra Hanım onlar alıp gittik ben diyorum ya hastaneden kapının önden taksiye bindirildim. Direkt Salbaş Köyü'ne gönderildim. Diyorum ya 16 yaşında bir çocuksun. Kime ne sorabileceksin? Yani zaten bir de kendi canının derdindesin. Hani şimdi belir şeyler yeni yeni hani düşünüyorum. Annesinin söylediğini işte efendim o sokakta söylenilen kelimeyi. Evde ben de düşünüyorum sağım solum soruyor hani çocuk. Bilmiyorum hamileliğim sadece şişmandım. Hatırladığım bu. Doktor yüzü gördün mü? Hayır görmedim. Hiç doktora gitmedin hamileliğinde. Hani, hiç. Hayır. Hani diyor ya avukat hanım da bak size bu şey olsun. Öyle bir samimiyetim olsa Leyla beni niye o zaman götürmedi baktırmadı bana karnımda? Bir de şunu merak ediyorum. Sen hastanede hani bebeğime bir şey yapacaklar diye Leyla Atay'ı anksörlü telefondan arıyorsun. Esra Hanım bir şey yapacaklar diye canım yanıyordu o an. Dedim ki karnıma bastırıyorlar. Etim acıdı. Bakmadılar. Hemşire hanımlar bakmadı bana. Bakmadıkları için dedim ki ne Leyla tanıdık bir doktor varsa ilgilensinler. Canım yanıyor. Bu. Cevabı ne oldu sizin? Hatta Esra Hanım ben de bir şey sormak istiyorum sizlerin önünde. Tabii. Biraz önce hani Hülya Hanım söyledi. Kerime Hanım'la bu kadar yakınsınız dedi. Ben de aynı soruyu sordum. Kerime ablanın sana doğum ziyaretine gelmesi ne kadar normal? Vallahi ben dediğim gibi benimle çok bir samimiyeti yok. Abla benim kafama takılan bir yer var. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Filiz teyze, ben bir şey sormak istiyorum efendim? Sana. Kafamı kurcalıyor da. Ankesörlü telefondan Leyla teyzeyi aradığında... Leyla buraya gel dediğinde Songül teyzenin çocuğunu bildirdin mi ona? Bak burada bir çocuk var verilecekmiş Leyla diye. Yok o yok. Öyle yok, bir şey dedin mi? Öyle bir konuşma olmadı benim canımın derdinde. Hayır oğlum ben zaten o zaman ayaktaydım ameliyat falan olmamıştım ki daha. Anladım tamam. Hani sadece sancım yoktu benim bak ağrım vardı sancım yoktu. Anladım. Birileri bende ilgilensin diye sen Leyla Atay'ı aradın. Peki evet. çalıştığı iş yerini mi aradın yoksa evi mi aradın? Evde telefon yoktu. İş yerinde çalışıyordu zaten. O sabah çıkıp akşam geliyordu. Anladım. Hani kimden yardım isteyebilirsin? Annem yaşlı, babam okuması yazması yok. Bir de bilgisi zaten yoktu. Diyorum ki köyden geldim. Eve annem dedi senin hani doğum sancıların. Akşam indi gittik zaten perşembe günü. Cuma günü de doğuma gireceğim. Diyorum ya ağrılarımdan duramazdım sancıdan değil. Leyla Atay'ın size cevabı ne oldu? Onun için de aradım Leyla. Yardım eder misiniz deyince ne oldu? İlgilenirim şu doktor gelecek şu kişi seninle ilgilenecek diye bir şey zikretti mi? İlgilenirim dedi ama dediğim gibi çok uzun konuşma olmuyor ki avukat hanım. O zamanlar söyledim kapattım zaten bir jeton atıyorsun hemen bitiyordu. Şunu merak ediyorum. Cüneyt biraz önce söylediğin cümleyi tekrarla. Aslında Kerime ablayla Filiz Küpeli arasında hiçbir hani gönül bağı, komşuluk bağı, akrabalık bağı, arkadaşlık bağı hiçbir şey yok. Bir anda Kerime abla Leyla Atay'ın bir sözüyle seni doğuma ziyarete geliyor. Geldiği günde yan yataktaki doğum yapan kadının çocuğunu alıyor ve onu evlatlık ediniyor. O da Reşit. Aynen öyle. Yani açıkçası Filiz ablanın da yanımda. Filiz ablanın da garibine gitmiş bu. Özel olarak da şunları söylüyor. Yani mesela beni mahalleye kaynanam vasıtasıyla almadılar diyordun Filiz abla. Bunu da söyler misin? Kaynanam istemedi. Evet beni. Kaynanam istemedi. Niye? O mahallede oturmanı istemedi mi? Esra... Hayır Esra Hanım. Oturacak yerimiz yoktu. Biz köye gittik ya doğum yaptıktan sonra... Biraz çocuğum büyüdükten sonra biz oradan
geri Adana'ya dönmek zorunda kaldık. Hı hı. Adana'ya döndüğümüzde gidecek yerin olmayınca mecbur kaynanamın kapısına geldim ben. Ne eşyanı ne de seni görmek istiyorum dedi. Niye peki böyle bir düşmanlık? Hani hatta düşündüm hani benim bir suçum. Niye böyle bir düşmanlık? İşte Esra Hanım biz suç. Belki de istenilmeyen gelin. Yani ben ona zaten diyorum ya şey bulamam. Bir suçum yok, bir kusur yok orada. Sebep ne ben de bilmiyorum. Hani ister istemez bu da benim kafama takıldı. Peki o şunu acaba soracağım. Görümceniz aranız, şey Leyla hani benim... Atay'la aranız nasıldı? Esra Hanım. Ben küs ya da şöyle böyle de konuşuyorsun, nasılsın, iyi misin böyle ama ince bir detay böyle oturup da saatlerce bir şeyimiz yoktu. Yani ne küslüğüm vardı ne şeyim vardı. Hani dediğim gibi doktoru çağır dedim de o öyle bir hani nasıl söylenir bilemedim şey söyleyeyim ben. Filiz abla biraz heyecanlandığını söylüyor her seferde canlı yayında. 16 yaşındaydım diyor ve eşimle birlikte hayat mücadelesine evet. girmiştik biz diyor evet. ailece. Yani kendi ailemden, sülalemden biraz kopuktum. Çünkü çocuklarımı büyütmek istiyordum ve çocuklarıma adadım kendimi diyor. Evet önce mi? Allah Esra Hanım sonra çocuklarım ben çocuklarım için cırmaladım. Yaşama gücüm bu başka bir şey yok. Çocuklarım olmazsa ben hiçim. Şimdi Filiz abla bak senle böyle konuşunca insanın aklında şunlar beliriyor. Bir tarafta aslında kayınvaliden tarafından istenmeyen gelinsin. Evet. İki görümcenle evet. herhangi bir akrabalık bir bağın öyle kuvvetli bir bağ yok mu? Hani merhaba cenazeye düğüne tarzında bir ilişkin var. Aynen. Fakat ne evet. tesadüf ki evet. Kerim abla diye bir kadın var onun çocuğu olmuyor çocuk sahibi olmak istiyor. O aslında hiçbir bağın olmayan, gerçek bir samimi bir aile bağı olmayan görümcen seni ziyarete geliyor. Geldiği günde seninle hiç samimiyeti olmayan Kerime'ye getiriyor. Yan yataktaki anne çocuğunu veriyor. O çocuk için orada pazarlık dönüyor. O çocuk alınıyor ve çıkılıyor. Çok, 15 dakika içerisinde. Ve oluyor. Çok saçma ya. Aynen. İstenmeyen gelin. Yıllarca Hanım. Bir bağ da yok. 16 yaşındasın. Ve Leyla Kerime Atay... seni hiç tanımıyor. Evet. Demek ki bir tezgah var orada. Ve Leyla evet, Atay adına bağlanan manevi kızı da şunu ifade etmişti. Kerime Hanım'ın orada bulunmasının nedeni olarak lütfen yanlış hatırlıyorsam düzelsin beni. Kerime Hanım aslında Leyla Hanım kendisinden ricada bulunmuş. Çünkü Leyla Atay tecrübesiz, işte küçük bir kız hastanelere girip çıkamayan birisi olarak ifade etti. Yanında Kerime Hanım'a lütfen bana eşlik eder misin? Gelinimiz doğum yaptı. Yoksa Leyla Atay sık sık hastanelere girip çıkan birisi değildir diye ifade etmişti. Onu da hatırlatmak istiyorum ben kendisine. Şunu da söyleyeyim size. Şimdi eğer bir hastanın yanında uzun süreli refakatçiyseniz, özellikle doğum ve normal doğumu bekleyen bir kadının yanında... Onunla beraber ne yaparsınız? Onun yanında durursunuz, biraz bir hemşireyle sohbet edersiniz, hastalarla sohbet edersiniz, bir aşağı inersiniz, girersiniz, çıkarsınız. Orada o sancı çekerken o süreç içerisinde siz dostluklar kurabilirsiniz değil mi? O dostluğu kurduğunuzda da ne olur ya da ya işte ben de çocuğu doğuracağım da bunu vereceğim biri lazım. Ay bizde de biri var dur çare. Normal şartlarda insani yani bir ortamda olması gereken bu. Yoksa bir anda görüşmediğin gelin, istenmeyen gelini ziyarete gidiyorsun, komşuna alıyorsun, çocuk pazarını yapıyorsun, çıkıyorsun. Mümkün değil ya. Ve bakın geldiğimiz noktaya bakar mısın? Senin yanında saatlerce olsaydı, sancını seninle beraber çekseydi, o arada da bunu öğrenmiş olsaydı bir yerde otururdu. Ve şunu ifade etmek istiyorum. Tescil tarihine geçmek istiyorum. Kerime Hanım, Songül Hanım'ı işaret etti. Bize olayı gören iki kişi var. Kerime Hanım, Songül Hanım diyor, Songül Hanım değil. Filiz Hanım olayı bizzat yaşayan kişi ama o da şüpheleniyor. Yani olayın geldiği noktayı hayal edin artık. Tescil tarihiyle ilgili sorular soracaktınız. Filiz abla soruyor Hülya Hanım sorularını. Filiz Hanım çocuğunuzun tescil Buyurun. Tarihinin doğumdan sizin ifade ettiğiniz doğum tarihinden 9 ay sonra olduğunu görüyoruz biz. Ama siz dünkü yayında hemen nüfusa gittiğinizi söylemiştiniz. Ben hemen derken bakın kaydı ben gittim yaptırdım dedim ama biz direktman zaten Salbaş köyüne gittik. Hülya Hanım ben 16 yaşındayım. Gittiğimde gene diyorum elimde kağıt vardı. Kağıdı gösterdim. Bir de şu var. Siz diyorsunuz ya dün hani 9 ay falan. Bak hatırlamıyorum. Benim bildiğim benim çocuğum rahatsızlandı.
ayını yaşına basmamıştı, benim çocuğum hastanelik oldu. Hayır, bu bilgi değil. O zaman nasıl yatırdın? 16 yaşında olan birisi de hani hatırlayabilir geçmiş zaman, ama yakın zaman dediğiniz bir haftadır, bir ay sonradır. Hatırladığım bak. Ama 9 ay elimde, sonra gidiyorsanız elinize doğum belgesi olması lazım. Doğum belgesiyle de gittiyseniz yine verdim, bu tarih elimde olmaz. 18-10-1984. Siz bu tescili 9 ay sonra gittiğinizde Hülya, neye dayanarak yaptırdınız? Elimde diyorum ya gene kağıt vardı Hülya Hanım. Ben gene diyorum gelin bana yol gösterin, ben de bunu merak ediyorum. Beraber araştıralım, beraber çıkartalım ortaya. Yani şunu öğrenmek istiyorum. Siz yani doğum benim belgeniz elindeydi. O doğum belgenizin üzerinde 10-12-1984 mi yazıyordu? 10. ayın 12'si 1984 yazıyordu. Ben özellikle evet Hülya Hanım, ben oradaki bayana söyledim yanlış ters yazdınız diye. Ters yazdınız dedim ben orada zaten, ifade ettim. Ama bizim aldığımız doğum belgesinde de 18-10 yazıyor. Bizim aldığımız doğum belgesi Hülya Hanım, evet. Ben Hülya Hanım, daha doğrusu sizin bakın, bize getirdiğiniz. Ben yazmadım o doğum rapor. Hülya Hanım, benim getirdiğim ama onu ben yazmadım. Bütün herkesin orada doğum tarihi yanlış, raporları yanlış. Bakın orada benim ameliyat olduğum yazıyor mu raporda? Yazmıyor, sadece 18. Ve ben bunu öbür avukatımıza söyledim. Dedim ki ne bak, burada bir yanlışlık var, bunu düzeltsinler. Çocuğumun yarın bir gün benim başıma bir şey gelse, çocuğumun doğum tarihine sıkıntı yaşayacak. Ne gibi bir şey? İki tane, üç tane doğum tarihi çık. Şimdi verilen rapor, hastanenin verdiğinde 18 yazıyor. Ben biliyorum 10. ayın 12'si. Nüfus kağıdında yazıyor 10-12-1984. Tabii bizim kafamızı karıştıran evet. Reşit'in... Ben de bunu inanın bana da... Buyurun. Bizim kafamızı Hülya Hanım, karıştıran... Benim doğum tarihimden şüphem yok. Bak, benim doğum yaptığım günden şüphem yok. Perşembe günü yattım, cuma günü doğum yaptım. 11, 12'sinde doğum yaptım. 10. ay, 84. Filiz Hanım, bizim kafamızı da karıştıran Aralık ayı olması. Bana bir yol gösterin. Çünkü Reşit'in DNA yaş analizine göre de Aralık çıktı. Haklısınız bak. Ya yani ikisi de Aralık olunca bak, ister istemez bana şüphelendik. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Hani acaba nerede bir şey var? Ben de merak ediyorum. Gerçekten deyin ki ne bana, şuradan git şuraya danış. Ben de gelin. Mahkemeye verilecekse ben de vereyim mahkemeye. Gene diyorum sonuna kadar, dibine kadar sizin yanınızdayım. Bakın benden başka çıkan var mı? Konuşan var mı? Hatırladıklarımı zaten söylüyorum. Peki. Son kez de şey sormak neyse istiyorum. Neyse söyleyin, ben yanınızdayım. Kerime Hanım'ın yalan söylediğini düşünüyorum. Açıklamasını neye dayandırıyorsunuz? Kapandı. Bütün bu yaşadıklarınız sonucunda mı, yeni mi kapandı bu izlenime uyandınız? Cüneyt, sen sorabilirsin bu soruyu. Kerime abla kaybetmemek için yalan söylüyor olabilir dedi Filiz abla. Cüneyt, Kerime abla kaybetmemek için yalan söylüyor olabilir demiş Kerime abla. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya ister istemez şimdi baktı, büyüttü, besledi, kendi bir emek verdi, bir sevgi verdi. Ona saygı duyuyorum. Hani muhakkak ki yalan söyle kaybetmemek için. Çünkü peki, emek. Hani peki, bir anne zaten kolay kolay veremez. Verenler de şaşırıyorum. Teşekkür ediyorum yayına olsun bağlandığın için. Şimdi diğer konuklarımı davet edeceğim. Cumali, Sebiha ilk olarak şu ülkemize geldi. 4 tane kardeşimiz Adana'da İncirlik'te görev yapan Amerikalı asker ailelere evlatlık olarak verildi. O çocuklarına veren kişi bir anne. Şükran abla dün canlı yayında hepimizi şaşırtacak, çok edecek açıklamalar yapmıştı. Daha merak ettiğimiz birçok soru var, onları da soracağız. Cumali, Sebiha ve anneleri Şükran teyze geliyor alkışlarla. Senin çocukların senden nasıl alındı? Bizim komşu vardı, kız vardı. Evet. O Elif'in yanında mı çalışıyormuş, ne yapıyormuş bilmiyorum. Evet.
Gel bu çocuklar verekleri yazdık, rezil, sefil bunlar için. Bir tane oğlum var, o da bebek beşikte. Dedim yok anam dedim, veremem dedim. Gitmiş sen ev Elife'yi al gel. Nereye geldi Elife? Bizim eve. Aldı geldi. İlle verir çocuğu. Ben dedim veremem. Tutmuş babasına söylemiş. O da al demiş. Neyin karşılığında sana çocuklarını veriyor? Bir tabla. Veriyor? Kebap arabası. Hı. Kebapçılık yaparım, çocukları bakarım dedi. Elif Hanım'ın yezanesine götürdü. Daha önce de bir sekreteri vardı. Evet. Yanında. Evet. 5 tane çocuğunu vermiş. Seçili gelip senden nasıl aldılar? Nasıl ikna eve ettiler? Eve geldiler. Ben vermeyecektim onu. Çok güzel bir bebekti. Evet. Vermem dedim. Aldı benim kız var bir tane Zeynep. Evet. Yürü anne dedi İstanbul'a kaçak gideceğiz. Aldı bizi İstanbul'a götürdü. Hükümet ev tuttu. Un aldı, erzak aldı hükümet. Onları da sattı adam. Eline geçerse satıyor. Döndük dolaştık gene geldik oraya. Sonra seçili mi sattı? Evet verdi onu. Ama avukat çok para yedi çocuklardan. Zeki'yi nasıl aldılar sizden verdiğin? Zeki 7 aylıktı. 7 aylıktı? 7 aylıktı geldiler. Senin karşı çıkma şansın var mıydı? Yok kızım yok. Şükran ablanın hayatı çok da kolay bir hayat değil. Yani okuma yazması olmayan, çocuklarıyla ilgili kararları alamayan, onlar elinden alındığında itiraz edemeyen, rızası olmayan bir annenin de hikayesi. Tam 4 tane çocuğu verildi. Bunların ikisi Hatice ve Seçil, yani onların şu anki isimleri Michel ve Britney. Şükran ablayla bir röportaj yaptık. O röportajda sorduğumuz sorulara bakın nasıl yanıtladı ve lütfen dikkatli dinlemenizi istiyorum. Bu Hatice'yi vermeden önce işte bir komşum vardı, ismi neydi onun adı bilmiyorum, Emel. Avukatın yanında çalışıyormuş. Geldi benim kafama girdi, ben de dedim ismi veremem dedim. Babalarının yanına gitmiş, babalar da demiş ki bir tabla verirseniz veririm demiş çocuğa. Bir tabloya verir çocuğu Hatice'yi. Seçili de bilmiyorum onun ne kadar para aldığını bilmiyorum. Kendi almış. Ne yapmışsa bilmiyorum. Hiç 5 kuruşunu görmedim. Bununkini de görmedim, onunkini de görmedim. Hep kendi ne yapıyor bilmiyorum. Zaten ben vermek istemedim ben. Hiç aklımın ucunda yoktu. Peki sence burada en büyük suçlu kim? Elife Gumak en büyük suçlu. Kadın çok şeytan bir kadın. Çok. Yaman. Sekreteri vardı Necla. Almış. Bir çocuk almış evet. Adamın adı Sadık'tı. Öbür karısından 5 tane almış. Ölmüş karısı. 5 taneyi vermiş oraya, Amerikanlara göndermiş. Seçil'le Hatice'ye baktığında ne hissediyorsun teyzeciğim? Bebeklikleri geliyor aklıma. Şunun yürüyüşü geliyor. Bir tane layrun alıp terlik almıştı bura. Anne hiç ayağımı oluyordu. Bu küçüktü Seç Hatice'den. İmeklerdi gelirdi anne bana meme verdi, meme. Çok güzellerdi ikisi de. Hepsi güzel gerçi de. Canlarım onlar benim. Her şeyim benim bunlar. Hepsi de benim çocuklar. Hepsini de ayrı severim. Hepsi ayrı benim yanımda. Ayrı hiç yok benim yanımda. Dua ederim her gün. 12 tane çocuğuma ediyorum. Bir işe değil. Elif'e kumağa ne söylemek istersin? Allah rızası için söylesin Elif Hanım. Allah rızası için bir kere çocuklarımı görüm yeter. İster beni istesinler, ister istemesinler. Ölmeden önce bir görmek istiyorum. Şükran ablaya bazı soruları teker teker soracağım. Her izlediğinde o anları eminim bir kere daha yaşıyorsun. Evet. Şükran abla. Buyur. İlk çocuğun Hatice'yi senden nasıl almaya geldiler? Bunu bir kere daha söyle lütfen. İşte o Emel dediğin kız geldi. Komşun. Komşu kız. Onun yanında çalışıyormuş Elife'nin. Bir saniye. O komşun Emel kimin yanında çalışıyor? Avukatın Elife'nin yanında çalışıyormuş. Tamam. Gel dedi ki ne Şükran abla dedi. Bu çocuğun bu rezillikleri ne bu çocukların dedi. Bunu verek dedi. Yazık bir avukat var tanıdığım dedi. Çalıştığım yanında dedi. Dedim ki ne veremem dedim. Gitmiş babasına söylemiş.
O da demiş tamam veririm. Bir tablaya veririm. Tabla almış ona. Ondan sonra geldi bana dedi ki vereceğim çocuğu dedi. Hatice'yi vereceğim dedi. Verme desen ki ne yapacaksın? Bağırıyor, çağırıyor, dövüyor. Dişlerimi kırıyor. Her şey yapıyordu. Yani 200, ben hayır 300'de. Çocuğumu vermem dediğinde hiç kimse evet. Yanında? Kimse yok yanımda. Çocuklar var. Başka kim var? Biz bir varız. Tane fotoğraf var. O Seçil'in fotoğrafı galiba. Britney'in fotoğrafı. Bir Elife Kumağ'ın ofisinde çekilmiş ofisler. Bunların hepsi ofiste mi çekiliyor? Evet. Evet. Bir şey soracağım. Normalde eşin İbrahim ya da babanız, soruyu öyle sorayım. Dışarıda çocuklarını kucağında taşır mıydı bir yere gittiğinizde? Hiçbirine emeği yok benim çocuklarımın. Hayır şunu merak ediyorum. Üstlerini bile örtmezdi. Pazara gittiniz. Hayır hiç örtmezdi. Ya Şükran sen bırak ben çocuğu taşırım der mi? Hayır. Baba, bakın bu fotoğrafta çocuk kimin kucağında? Babanın. Çünkü... Sen niye? Sen sadece ayağını tutuyorsun. Orada çocuğa da bakmıyor. Babama bakıyor abla yani. Babama bakıyor orada. Okuma biliyor musun Şükran ablacığım? Hayır. Kendi kendime A'yı B'yi çöze çöze okuduydum biraz. O zamanlarda okuma biliyor muydun? Bilmiyorum. Hayır. Yani çocuklarının kime, nasıl evlatlık verileceğini biliyor muydun? Bilmiyorum. Nereye gönderileceğini biliyor muydun? Nereden bileyim ben çocuğum? İmza mı atarsınız, parmak mı basıyorsunuz? Annemin mühürü var. Mühür. Mühür mü var? Mühür basıyordunuz. Peki mesela ben çocuklarımı özlerim, görmek istediğinde nasıl görebilirim diye sordun mu? Göstermezdik dedi. Göstermezler dedi. Göstermezler dedi. Yanında gittim, çalıştım. Gidim çaycılığını yapayım dedim. Belki görürüm dedim, göremedim. Peki şu doğru mu? Sen hamileyken babanız yani eski eşiniz karnınızı okşar mıydı benim kazanç kapım diye? Doğru mu öyle bir şey? Yok. Değil peki. Böyle bir bilgi gelmişti onu sordular. Yok öyle bir şey yok. Seçil'i verdin Britney. Michelle'i Hatice'yi verdin Michelle. Zeki 7 aylıkken vermişsin onu. 7 aylık. Kime nasıl verildiğini biliyor musun? Bilmiyorum vallahi. Son çocuğun hastanede doğurdum. Evet, Meşru Hanım bağlansın söylesin size. Meşru Hanım, yani evet. Hemşire sizin aynı zamanda uzak durmak. Hastaneyi dar ağlattı, bağırdı, çağırdı. Vereceğim dedi. Ben de bayılmışım, zaten sezeryenle ameliyat etti beni Meşru Hanım. Dedi ki ne Şükran abla dedi, gel seni sezeryenle yapak da dedi. Bir daha doğurma dedi. Tüplerini bağlayalım. Evet. Bunu eşiniz öğrendi mi, tüplerinizi bağlattığınızı? Öğrenince benim kızı dövdü Zeynep'i. Dövdü, bir de Meşure'ye bağırdı, çağırdı. Kadıncağız para topladı, tek vermedi. Gene de verdi çocuğu. Bir de şunu sormak istiyorum. Biliyorum bu sorular sizi çok yaralıyor ama... Yani siz hamileyken o doğacak çocuğun verileceğini... Biliyor muydunuz ya da eşiniz bunu ima eder miydi size dünyaya geldiğinde? Yani bir çocuk gelecek ve evde çocuklar var, bakmakta zorlanıyorsunuz. Ama bunu da vereceğim der miydi ya da böyle bir korkunuz var mıydı? Aslında Meşru Hanım'daki o talebiniz hem kendi bedeniniz üzerinde söz sahibi olma hem de çocuklarınızın verilişini engellemek için miydi? Bilmiyorum ama hiç cahildim, hiç aklım yermiyor hiç. Şimdi Meşru'ya telefon attığında hem uzaktan akrabaları hem de evet. Hastanede, Adana'daki meydan doğum evinde hemşire aslında çocukların bir daha çocuk doğurmaması için aynı zamanda işte tüpleri bağlatma mı diyorlar. Evet. Onu yapan, bunu aklına sokan ve ondan sonra zaten bir daha da çocuğun olmadı. Meşru Hanım merhaba. Merhaba, iyi hanımlar Esra Hanım. Hoş geldiniz canlı yayına. Hoş bulduk. Şükran ablanın ve ailenin tüm yaşadıklarına şahit olan kişilerden birisiniz. Evet, evet. Gelinimizin annesi oluyor Şükran abla. Çocuklarının dördünde İncirlik'te görev yapan Amerikalı asker ailelere vermiş. Evet,
Eli dokunmak aracılığıyla. Duydum yani. Ben bizim gelinimiz tatlısı yendiğinde Seçil kucaklarındaydı. Ben Seçil'i ilk defa orada gördüm tatlısı yendiğinde. Küçük 6-7 aylıktı. Sonradan hiç göremedik Seçil'i. Sonra duydum ki böyle yapıyor. En son Şükran abla hamileydi. Ondan sonra Şükran abla dedim. Çok üzülüyordum, acıyordum bunlara. Ay yoksullar, fakirler. Ondan sonra Şükran ablanın yine hamile. Sonra şey yaptım, sancısı tuttu, hastaneye götürdüm. Şükran abla dedim, gel bağlatak, bir daha doğurma. Ondan sonra hasta kadın o sıralarda yaşlıydı, 40-45 yaşlarındaydı. Artık pansiyonu da çok yüksekti. Dedim bağlanması lazım, bir daha doğurursan ölürsün. O da Şükran abla da çok saf, böyle şey bir kadın yani, kim ne derse inanan bir insan. Yani hani saflığından faydalanabilecek, kolay kandırılabilecek biri mi? Evet, evet. Yani 5 yaşındaki çocuk yine kandırabilecek şeydi. Ben yalvardım İbrahim abi şey yaptı. Yani ameliyete girmek için imza alınıyor ya. Evet. İbrahim abi geldi, yalvardım ne olur dedim. Ameliyat olacak dedim, bağlatsa şey yapak dedim falan. İmzaladı kağıtları. Bizim oradaki hastanedeki doktor ameliyete aldı. Ameliyat oldu, kordonlarını bağlattık. Bir daha doğurma bir verilmesin çocuklar diye. Peki bu arada Şükran abla 4 tane çocuğunu ara ara özlediğini ve görmek istediğini size söyler miydi? Ya işte bizim kızımın yanına gelirdi, Sırkan'ın yanına gelirdi. Orada ağlardı, görürdü. Üzülürdük yani hepimiz tabii ki ağlardı. Kızlar benim gelinimiz Sırka çok ağlardı şey yaptı. Hatta bir gün böyle ağlarken o zaman cep telefonu falan yoktu, tuttuk. Elif'e yumağı aradık şeye, bürosunu aradık Sıdıkay'la. Dedik ki böyle böyle çocukları, ben hatta dedim seni yasal yoldan şikayet edeceğim dedim. Niye böyle yapıyorsun çocuklar söyle, sen kim oluyorsun dedi, sen neysin ki dedi. Ben koskoca dedi avukatım dedi, öyle deyince o zaman da cahillik vardı, korktuk kapattık yani tekrar daha arayamadık hiç. Siz daha önce telefonlara çıkmamıştı, Şükran ablanın bu çocuklarıyla ilgili hasretini hep konuştuğunuz için... Avukat Elif'e Kumağı aradınız. Evet. Ya hesap sormak ya da çocukları görmek istediğinizi söylediniz ona. Çocukların yerini sorduk yani görsünler, şey yapsınlar, özlem gidersinler diye. Ama aldığınız cevap sen kimsin mi oldu? Evet, sen kimsin dedi, ne karışıyorsun dedi. Ben koskoca dedi, avukat dedi, Elif'e Yumağım dedi. Öyle deyince Sıdıka da yani gelinimiz, ben de kapattık, korktuk yani. O zaman cahillik işte. Ya. Bir daha da arayamadık. Bir daha da arayamadınız. Bizi de, beni evet. de böyle korkuttu ya. Efendim? Beni de böyle korkuttu ya. Aynı şeyleri sana da söyledim. Evet. Hani... Esra abla. Sıdık ablayla ben görüştüm birkaç gün önce. Zeki ile ilgili Paul Emre İngiltere'de yaşıyor. Resmini de hatta bana attı. Ben de onu istihbarata attım. Biliyorum o kişiyle bağlantıya da geçildi. O asla böyle bir şeye girmek istemiyor Emre. Yani İstanbul'a gelmiş çocuk. Ya, İstanbul'da demiş burası çok sıcak bir memleket. Hiç arkasına bakmadan uçağa binmiş geri gitmiş. Ya bizi, tam bir İngiliz beyefendisi dedi. Bizi kabul etmeyelim. Onun araştırılması. Etmesin. Biz sadece kendinin yüzünü görelim. Sesini duyalım. Yeter. Esra Hanım. Asla böyle bir şeye yaklaşmayan bir tavrı da var. Olsun. Emre'nin. Efendim buyurun. Esra Hanım, hatta şey oldu, ben o gün için ameliyat, Şükran ablaya ameliyat yaptırdım, nöbetçiydim, çektim gittim, eve gittim. Evet. Ertesi gün sabah geldiğinde ne çocuk vardı ne bir şey. Nerede hiç çocuk? Hiç kimse yoktu. Hastanede Şükran abla daha yatıyor. Ben evden geldim, işe geldim, çocuk yok yanında. Çocuk nerede dedim, götürdüler beni. Bellendim ama bir şey yapamadım yani. Ve artık hastaneden çıkaracağız para yok. Ben tuttum mahalleden herkesten para topladım. 10 lira 5 lira hastane masrafında ben de topladım. Şükran ablayı öyle çıkarttık. Evet. Yani hem çocuk elinden alınıyor. Başka birine evet. evlatlık veriliyor. Hem hastanede neredeyse rehin kalacak durumda o derecede bir fakirlik. Sahip çıkan da yok. Evet. Evet, yemin ederim para topladım çıkarttım. Sorun kendileri de biliyor evet, bunu. Evet, peki doğru, şahit oldunuz mu? Başka mecburen. Çocuklar verildi mi? Aynı duydum, şekilde. Duydum, kendilerinden.
Gelinimizden duyuyordum yani çocuk kardeşlerinin verildiğini. Başka birini bilmiyorsunuz. Hayır. Şimdi işte o seçili Nişantaşlı'da gördüydüm 5-6 aylıktı kucakta. Bir daha da görmedim hiç. Şimdi buradaki tabii bağlantılar enteresan. Komşunuz Emel var. Elif'e Kumağ'ın yanında çalışıyor. Evet. O Emel senin komşun olduğu için seni buluyor. Ve sonrasında sen zaten belli zaman dilimlerinde doğum yaptığın için o çocuklar oradaki asker ailelere, evlat sahibi olmak isteyenlere veriliyor. Dün de dedin ki Sadık Gündoğdu diye biri vardı. Sadık sekreteriydi onun. Sadık Gündoğdu sekreteriydi. Avukatlı, evet. Elif'e Kumağ'ın sekreteriydi. Evet. Sadık Gündoğdu kaç çocuğunu verdi? 5 tane çocuğunu verdi. Bir de sonradan vermiş 6. Şimdi bir Sadık Gündoğdu'nun ilk eşi vefat ediyor. Ondan kalan 6 çocuğu veriyor. Evet. Bir daha Necla ile evleniyor. Necla'dan da bir çocuğunu veriyor. Evet, onu da şimdi veriyor. O isimleri de verelim. Bu arada 6 çocuktan biri Tercan Gündoğdu. Mühendis ve mimarlık görevindeymiş. 11-12 yaşları arasında Amerika'ya gönderiliyor fakat uyum sağlamadığı için Türkiye'ye tekrar geri geliyor. Ve Tercan Gündoğdu Türkiye'de yaşamını sürdürüyor. İkinci çocuk Amerika'da trafik kazasında hayatını kaybediyor. İsmi de bilinmiyor. Üçüncü çocuk Suyal'ın McGeorge, Süreyya ya da Süheyla olabilir Türkçe ismi. Şu anda 33-34 yaşlarında. Diğeri de 32 yaşındaki Sara Starkey. Diğer iki çocuğun da ismi bilinmiyor. Bir de Necla'dan bir çocuk da var. Yani Sadık Gündoğdu'dan 7 çocuk. Sizden 4 çocuk. 11 çocuk. Sadık Gündoğdu'yu tanır mısınız? Bu arada Sara'nın fotoğrafı, diğer fotoğrafları da verelim. Suellen'in da fotoğrafları var. Suellen bu. Bir de Sara var. Tercan Gündoğdu o Türkiye'de yaşamını sürdürüyor. Sadık Bey'in oğlu. Çok yani tam belli bir yaşta olduğu için adapte olamadığı için gidiyor ve geri geliyor. Sisteme bakın şimdi normalde evlatlık niye alırsın? Bir çocuğun gerçekten geliyor yani adapte oldu olamadı filan. Tabii o zamanlarda bu çocuklar nasıl bu kadar kolay veriliyordu? Yasa yoktu değil mi Hülya Hanım? Düzen yoktu. Şöyle ifade edeyim şimdi eski kanunumuza göre mahkemeden evlatlık ilişkisi bir aile hukuku sözleşmesi gibiydi. Mahkemeden, hakimden izin alınırdı. İzin alındıktan sonra da noterde resmi senet düzenlenirdi. Ancak bakın her ne kadar şimdi şunun altına sığınsalardı biz o zamanki yasalara göre bunu yaptık. Ama ülkemizde ve dünyada uluslararası kabul gören herkesin de çok yakinen bildiği bir hukuk prensibi, genel kural vardır. Evet insanlar haklarını, devletin tanıdığı haklarını kullanırlar ancak hiçbir hak kötüye kullanılmaz. O kullandığınız hakla başkasının mutsuzluğunu getiremezsiniz. Siz eğer burada iddia edilenler doğruysa bir çocuğun evlatlık ilişkisinde para, menfaat varsa orada yasal evlatlık verdim diyemezsiniz. Bu çocukların, bakın ben bir takım rakamlara da ulaştım. 2008'de 17 bin çocuk Amerika Birleşik Devletleri tarafından yurt dışından evlat edinilmiş. 2008'e kadar 10 yıl içerisinde 200 bin çocuk. Bu ne demektir? Bu etnik kökenleri, kültürleri, dinleri farklı olan çocukların evlatlık ilişkisi adı altında yasal sistem düzenek üzerinden bir takım siyasi görüşler güdülerek, burada zikretmek istemiyorum ama bu tamamen asimilasyondur ve asimilasyon da bir insanlık suçudur. Bu kültürler, çocuklar nerede olursa olsun ben altını vurarak, bugün de çok sevindim o kırmızı tişörtüyle onu gördüğüm için. Biraz seçili, sonra görüntüleri ekrana getireceğiz. Nerede olursa olsunlar bu çocuklar Türktür. Ve inançlarına dönmeleri konusunda da biz ellerimizden gelen her türlü bilgiyi onlara vermeyi evet, düşünüyoruz. Tabii şimdi mesela Britney ile Michelle burada değiller. Ben Sabiha'ya söyleyeceğim. Britney'in hadi bir nebze biraz daha şanslı bir hayatı olmuş ama Michelle'in hayatı öyle sanıldığı gibi bir hayat değil. Altında evet. Çok da büyük bir dram ve evet. Çok büyük istismarlar da yatıyor. Onlardan da bahsedeceğiz. Evet. Şimdi verildi gitti diyorsunuz da neler yaşadığını konuşacağız. Önce Menşure abla, Sadık Gündoğdu'yu tanıyor musunuz? Asla tanımıyorum ben. Tanımıyorsunuz. Nereden tanıyayım ben? Nerede tanıdın?
Yani hayır, ben sadece soruyorum. O bölgede, o mahallede oturuyordur filan vesaire bundan hayır, dolayı. Hayır, benim mahallemden onların mahallesinin benim mahallemden onların arasında 2 saat var yani. Onlarla ben o mahalleyi hiç bilmem. Anladım. Peki Sadık Gündoğdu'yu tanımıyorsunuz. Tanımaz, tanımaz. Hayır. Siz tanımıyorsunuz. Teşekkür ediyorum yayına bağlandığınız için. Şimdi bugün Michelle ve Britney, yani Hatice ve Seçil Adana'ya gittiler. Emniyete suç duyurusunda bulundular. O anlardan görüntüler ekranda. Elinde kumak ve ekibi Adana'da ne kadar yoksul aile varsa 3-5 kuruş cebine para koyarak çocuklarını alıp satmışlar ablalar. Elifi Kumak, I am speaking with you. You've taken a lot of innocent babies from Turkey, taken them to America, and changed their religion to Christianity. I'm going to be suing you for pretty much selling us as babies. Pretty much selling us as babies. Şu anda Adana Emniyeti'nin önündeyiz. Avukatımız Özlem Bakırcı önderliğinde Michelle ve Britney şikayetçi olmaya geldiler. Elif'e Kumak'tan şikayetçi olduklarına dair ifade verecekler. Türk bayrağını gördün mü Esra Hanım? Evet, tişört. Türk bayrağıyla Türk'üz biz, Türk. Ama tişört giymişler. Değil mi? Çok şaşırdım. Sabah tabii ekip arkadaşlarım fotoğraf atıyorlar gruptan, hani gittiler diye. Evet. Bir baktım üzerinde tişört var Britney'in. Yani onlar için çok zor. Bugün burada değillerdi, Adana'dalardı. Gelecekler, yarın da onlarla konuşacağız. Şimdi birkaç tane görüntü var. Önce tabii ki burada yapılan yayınlar ve konuştuğumuz konular gazete manşetlerine nasıl yansıdı? Bir onu görelim. Arkasından da bir görüntü ekrana gelecek sevgili seyirciler. Bu A Haber'de yayınlanan bir haber içeriğinden aldığımız bir görüntü. Oradaki cümlelerin altını çizeceğiz. Çünkü Türkiye İncelik üstünden Amerikalı askerlere satılan çocuklarla ilgili önemli bir açıklama. Adana'da İncelik Hava Üstü'nde görev yapan Amerikalı ailelere evlat veririz. Kimin aracılığıyla evlatlık edinildiğini biliyor. Elife Kumak. Elife Kumak. Türkiye, İncelik Üssü'ndeki Amerikalı askerlere satılan çocukları konuşuyor. Gazete manşetleri Adana'da yaşanan skandalı yazıyor. Kimse evladını bilerek, isteyerek vermez. Asla. Hani bir çocuk, bir çocuğu diyelim ki verdin ama bunun hani düzenli ve sistematik olarak her bir çocuk dünyaya geldiğinde onun senden alınması, verilmesi, gönderilmesi, onlarla bağının olmaması burada çok büyük bir tehlike var. Sadece sen değilsin. Sadık Gündoğdu'nun evet, ismi geçiyor. İlk eşinden ona 6 çocuğunu veriyor ya. Evet. Daha da korkup çıkmayan bir ton... Evet, bu uluslararası çıkmayanlar da var. Bakın, evet, konuşamayanlar da evet, var. Var abla, korkuyorlar. Susanlar da var. Aynen, onlara buradan çağırmış. Bu buzdağının gözüken yüzü. Yani maalesef, bu cesareti gösterip çıkanların yüzü. Bakın, özellikle de Adana'daki duyarlı seyircilerimize sesleniyorum. Yakınlarınız aynı şeyi yapmış olabilir ve şu anda çok büyük bir vicdan azabı da çekiyor olabilirler çocuklarını evet, göremedikleri için. Burada artık lütfen milli bir dava oldu abla artık yani. Ha? Milli bir dava oldu artık. Yani evet, yurt dışına kaçırma. İhbar etsinler, arasınlar, söylesinler. Abla bir de benim anlamadığım bir şey var, özür diliyorum, bir şey sormak istiyorum da. Tam yayıncılık ilkesi gereği biz her şeyi konuşamıyoruz da burada. Akıl var, izan var. Tüm kamuoyuna buradan sesleniyorum. Bu iş sadece ticari maksatla yapılmış bir iş değil. Evet. Öyle olsaydı yani Çin'den alınırdı, Afganistan'dan alınırdı, Pakistan'dan alınırdı, Hindistan'dan. Dünyada sistem aynı. Bu Türkiye'ye mahsus bir şey değil. Demek ki bu şey değil. Çok masumane bir şey değil. Bana göre ben bunu yüksek sesle... 2004 yılında bu imzalanınca sözleşme Türkiye'den bu sefer söylemek istiyorum. Ben bunu yüksek sesle söylemek istiyorum. Bu bir misyonerlik faaliyetidir. Evet. Şunu da söyleyeyim. Başka bir şey değil bu. Bir çocukla
bir çocuğun alınması ve verilmesiyle 1000 çocuğun verilmesi arasındaki bana farkı söyler misiniz? Hiçbir fark yok. Yani bir olunca tamam, 1000 olunca mı sesimizi hiç duyuracağız? Bakın şu anda bizim sadece bildiğimiz. Evet. Evet abla, bildiğimiz, bilmediğimiz daha neçe çocuklar var. Ben yıllarca korktum Elif'e kumak gibilerden. Ama artık korkmuyorum Esra Hanım. Ben kardeşlerimi abla, istiyorum abla, bir ricam yani olacak bir de sizden lütfen. Birçok hayırlı işe vesile oluyorsunuz. Eminim ki bu ricamı da geri çevirmezsiniz. Asla. Şimdi şey bize dedi ki ne Esra Hanım? Çünkü inanç o kişinin özgür iradesiyle. O bize dedi ki ne? Herkesin abla kasıtlar ama burada. Yani evet. Tamam da biz bunun için söyledik. Zamana ihtiyaçları evet, var. Şimdi de yavaş yavaş. Evet, zamana ihtiyaçları var olduklarını söylediler zaten. Zamanla. Şimdi, onunla alakası yok hanımefendi. Bakın bir saniye. Bir dakika bir şey söylemek istiyorum. Bizim inancımıza göre bak yanlış yere çekiyorsunuz. Her doğan birey İslam fıtratı üzerine doğar. Tamam da sonradan bebeğim, aileler. Aslında söylemek istediği hayır, çok masumane. Tabii ki masumane. Ve zaten olağan bir istek. Ama Esra Hanım bir şey söyleyebilir miyim? İnanç zaten kişinin özgür iradesiyle olacaklar, karar verebileceği bir şeydir. Bu da zamanla olan bir şey. Esra Hanım. Zaten çok sevdiler. Buraya, duydular. Ya, yani bugün suç duyurusunda bulunurken aynen, üzerinde Türk bayraklı bir tişört giymesi. Aynen. Ya ezan okunurken özlerine dönmesini istiyorum. Zaten bakılırken normal balkona çıkıp dinliyorlar. Ve bunun ne kadar güzel olduğunu, dinliyorlar ezan okunurken. Güzel olduğunu biz söylüyoruz. Ya en önemlisi yarın bir görüntü yayınlayacağım. Sizin hani Nisan ayında o ilk buluşmadaki anlar gerçekten görülmeye değer. Yani biriniz dünyanın bir ucunda, diğeri öbür ucunda. Ama bir araya geldiğinizde aranızda hiçbir fark yok. Sizi evet, bağlayan tek bir şey var. Aynı ananın evet, evladı olmanız evladım, ve karın kardeşi evet, olmanız. Evet. Yani ve kardeş olmanız. O duygu bile yetiyor. Bundan sonrası çok daha kolaydır. Ve bir de aramızda hiç kimse yok. O İngilizce biliyor, biz Türkçe. Ama çok güzel geçti o günler. Yani şimdi bir annenin çocuğuyla aynı dili konuşamaması ve evlatlık gibi yasal bir kurumun lekelenerek burada para satışının ve mali desteğin olması insanı yaralayan nokta. Yani bir yoksa insanlar tabii özgürdür. İstedikleri dini seçebilirler, istedikleri evet, kültürü seçebilirler. Ama masum bir çocukken yasal düzenlemeleri hakkın kötüye kullanılması niteliğinde yaparak, bakın ben Seçil'in bize getirdiği evrakları inceledim. Ve o kadar üzülüyorum ki bunları gördüğümde, evet bir mahkeme kararı var. Size hemen söyleyeyim. Mahkeme kararında ve noterdeki evraklarda çocuğun doğumu 1988 Haziran ayı. Nüfusta Ağustos 1988. Seçil'in pasaportunda ise 12.8.1986 yazıyor ve bu çocuk bu şartlarda yurt dışına gitmiş. Yasal evlatlık olduğunu nasıl iddia edebilirsiniz ve dönem 1980, 1980 ve 1990 yılları arasında bakın evlatlık Türkiye uluslararası sözleşmelere taraf değildi ve bir takım suistimaller bu aileler üzerinden oldu. İçimizi acıtan nokta bu. Ve ifade ettiğim gibi bunlar buzdağının yalnızca gözüken yüzü. Evet. O yüzden de ben bu acıyı yaşayan tüm aileleri seferber olarak bakın bu çocuklarını bulmaya bir şekilde evet, ellerinden tutmalarını istiyorum. İnşallah. Bu konuda önce ya Hatice ile Seçil de hepiniz inşallah. İnşallah başlangıç olsunlar. Şimdi ekrana gelecek olan bir görüntü var. O görüntüdeki açıklama yapan kişiyle ilgili bilgiler de var. Altyazısı da var. A Haber'de belgeselde yer almış. Şimdi bu görüntüyü çok dikkatli bir şekilde izleyelim. I believe all American bases should be closed throughout the world. One of the things people don't realize is that the real reason that we have 1,000 military bases around the world is so that the rogue Central Intelligence Agency can, on behalf of the 1%, smuggle guns,
drugs, gold, cash, and small children. These 1,000 bases are essentially a global network for smuggling on behalf of the 1%. All U.S. military bases around the world be closed. Bu açıklama çok uzak değil. Yani geçtiğimiz yıllarda yapılan açıklamalardan biriydi. Bu arada özellikle de Adana'daki duyarlı seyircilerimize sesleniyoruz ve ailelere sesleniyoruz. Aynı şekilde İncirlik Hava Üssü'nde görev yapan ailelere çocuklarınız evlatlık verilmesi konusunda sizleri aracılık eden kişileri hem ihbar edin hem de çocuklarınızı verdiyseniz lütfen bizimle de paylaşın. Yarın tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Aa, bir saniye, 50 saniye dedi. VTR 50 saniye dedi. Bir saniye ya. Bir daha alalım peki. I believe all American bases should be closed throughout the world. One of the things people don't realize is that the real reason that we have 1,000 military bases around the world is so that the rogue Central Intelligence Agency can, on behalf of the 1%, smuggle guns, drugs, gold, cash, and small children. These 1,000 bases are essentially a global network for smuggling on behalf of the 1%. All U.S. military bases around the world be closed. Biraz önceki anonsumu tekrarlıyorum. Yani bilenler, duyanlar ya da çocukların yine verenler, evlatlık olan verenler varsa İncirlik Hava Üssü'nde çalışan Amerikalı ailelere lütfen bize ulaşsınlar. Evet, şimdi Hatice'den bahsetmiştik. Britney'nin hayatı hani bir nebze daha yaşanabilir. Bu arada Britney'nin bir kız kardeşi var. O da yine Adanalı başka bir aileden alınmış. Yani üç çocuklar. Evet. Diğerleri de evlatlık olarak alınmış. Hatice'nin daha zor hayatı. Evet. Tacize uğramış, hakarete uğramış. Tecavüze uğramış. Hangi birini söyleyeyim ki? O beni çok yakıyor zaten. Peki aile içi? Aile içi. Üvey abisi tarafından. Ailenin kendi çocukları var, evet. Abileri var. Onun evet. Tarafından... Evet. Özellikle de burada sorduğumuzda hani Hatice'ye, Michelle'e ailemle ilgili asla konuşmak istemiyorum evet. Dedi. Ama her türlü istismara... Evet. Yani Amerika Birleşik Devletleri modern bir yaşam sürmüş. Buradaki... Geçmişteki ailenin yaşantısını yaparak kıyaslamayın. O yüzden aynen. De her bir çocuğun kendi yaşam hikayesi var. Onlara yöneltin. Bakın basında da yer aldı. Etiyopya'dan bir çocuk evlat edinmiş. Ama çocuğun beyanı şu. Keşke o fakirlik içerisinde ülkemde evet. Yaşasaydım. Öyle dedim bilemezsiniz. Zaten. O yüzden ön yargılı olmayın. Yani Amerika'ya gitti. Lüks bir hayatı oldu. Yaşadığı dram. Ya acaba Amerika ile ilgili böyle bir hayal mi var? Yani Hatice de öyle dedi zaten. Keşke dedi. Yani gittin adım attın hayatın kurtulacak öyle bir şey yok ya. Keşke bir arada yaşasaydık da dedi gitmeseydim oralara dedi. Seçili... Hatice bunu söylüyor değil mi? Keşke bir arada seçili olsaydık. Seçili vermek yani ben istemedim. Ben bu fakirliği yaşamış olsaydım. Evet. Seçili vermek istemedim. Hükümet bana yemeklik aldı her şeyi aldı. Ev tuttu. Hatice'yi verdikten sonra tablo aldı. Ondan sonra seçili vermek istemedim. Kaçtım İstanbullara gittim. Gidin belediye başkanı var şey dedim. Fatma Girik Ulaç'ın yazıcı. Ona gidin de dedim bak belki yardım eder. Buradan bir ev tutarım dedim. Tamam yorma kendini. Sen aslında çocuklarını vermemek için kendince mücadele ettikçe evden kaçtın. Yani. Ama ona rağmen yine çocuklarının kaderini evet. Değiştiremedin. Yarın evet. Tekrar görüşmek üzere sevgili seyirciler. Allah'a emanet olun.